Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Uzun zamandır biliyorsunuz Hearthstone yayını yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 senesi oldu. Ve ilk başladığımız zamanlarda hani yeni başlayanlar için ufak bir rehber videosu yapmıştım. Şimdi arkadaşlar artık onun güncellemenin bir zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü oyun yıllardır çok değişti. Mesela ben eski videomu yaptığım zamanlar burada Brawl tuşu yoktu. Ne bileyim kart arkalı şu seçeneklerden seçiliyordu filan falan bir sürü şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabi oyun uzun zamandır piyasada olduğu için çoğu insan temel şeyleri biliyordur. Fakat yine de ufak bir giriş yapayım arkadaşlar. Oyuna ilk başladığınız zaman size oyunun bir temellerini öğreten ufak bir tutorial yapıyor. Bilgisayar karşısında 5 lira 6 oyun oynuyorsunuz. Burada hangi kavramları görüyorsunuz? Birincisi arkadaşlar, Hearthstone'da her tur mananız otomatik olarak geliyor. Bilgisayara karşı ufak bir oynatarak size göstereyim hangi desteğimiz iyi olur bu iş için. Bu iyi olur. Tamamdır. Önemli değil arkadaşlar. Sadece ufak bir gösteri için. Zaten bunları dediğim gibi tutorial'da öğreneceksiniz ama ben yine de ufak bir cilalayayım istiyorum arkadaşlar. Oyuna başladığımızda arkadaşlar başlayan tarafın elinde 3, başlamayan tarafın elinde 4 kart oluyor. Bunlardan istediğiniz kadarınızı değiştiriyorsunuz. Burada biliyorsunuz sol üstte kartların fiyatı oluyor, mana fiyatları oluyor. Eğer kostları yani. Sol eğer kart yaratıksa sol altta atağı, sağ altta da defansı oluyor arkadaşlar. Her saldırınızda atağınız kadar damage vuruyorsunuz ve şu sağlığınız kadar, health'iniz kadar, hit point'iniz kadar damage yerseniz de ölüyorsunuz. Yani yaratıklardan bahsediyorum. Aynısı aslında oyuncular için de geçer arkadaşlar. Oyuncuların da 30 yaşamı var. Oyuncular da 30 yerlerse ölüyorlar. Tabii arkadaşlar bunları iyileştirmek, arttırmak mümkün. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar rakibimizde bir mana var. O bir şey yapamadı. Şimdi bizde bir mana, biz bir şey yapabiliyoruz. Şu yaratığımızı inelim. Bu desteden bir yaratık çağıracak ama bu özel bir durum. Şimdi arkadaşlar elimizde coin'imiz var. Coin de başlamayan tarafın elinde her zaman oluyor. Yani başlayan taraf başlamanın onuruna sahip. Birinci bir manaya, iki manaya ilk kez çıkmanın onuruna sahip. Başlamayan taraf da ekstra bir kağıda ve bir kere mouse ekstra bir mana veren şu kağıda sahip. İnsek mi? İnelim arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ben bir manamı kullandım, bitti. Şimdi adama geldi. Adamın ilk tur kullanmadığı bir manası görüyorsunuz ziyan oldu. Bunlara geleceğim arkadaşlar. Adam niye hemen saldırabilir, biz hemen saldıramadık. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni açılan yaratıkların kafasında bir zzz, yani bir uyuma ikonu oluyor. Şimdi göreceksiniz bunu da. Görüyor musunuz? İkonu değil de animasyonu mu diyeyim. Ve arkadaşlar bu o yaratığın geldiği tur saldıramadığı, yani yeni geldiğini ve beklemek zorunda olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Fakat arkadaşlar bazı yaratıklar bunu yok sayabiliyor. Zaten şimdi onu detaylı anlatacağım. Ve arkadaşlar her tur kullanabildiğimiz şeyler arasında elimizdeki kartlar haricinde bir de arkadaşlar Hero Power'ımız var burada. Bu her klasın kendine özgü. Bu arkadaşlar World of Warcraft ilk çıktığında 9 tane temel klas vardı. Sonra zamanla World of Warcraft'a 3 klas daha eklendi. Wrath of the Lich King'e Death Knight'lar geldi. Mist of Pandaria'da Monk'lar geldi. Ve şimdi en son şu anki expansion olan Legion'da da arkadaşlar Demon Hunter'lar geldi. Bunlar Hearthstone'da yok. Yani bizim elimizde ne var arkadaşlar? Druid, Hunter, Mage, değil mi? Paladin, Priest, Rogue, Shaman, Warlock ve Warrior var arkadaşlar şu an. Her klasın kendine özgü bir şeyi var arkadaşlar. Adı neydi? Hero Power'ı ve o Hero Power'ı destekleyen genellikle kartları var. Şimdi arkadaşlar görüyoruz. Benim mesela agresif bir destek hızlı hızlı dökülüp vurmak üzerine yaratıklarımızı şişiriyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar kartlarımı oynamam ve yaratıklarımı saldırmam arasında herhangi bir sıra sınırlaması yok. Yani mesela önce bu yaratıma saldırıp sonra şu büyümü atıp sonra bu büyümü atıp sonra diğer yaratıklarına vurabilirim. Tabii arkadaşlar dolayısıyla burada ben ne yapmaya çalışıyorum? Hep benim için en ideal olanı yapmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşlar şu kartla yaratıkların hepsine artı bir artı bir verebiliyorum.
Tabi amacım ne olmalı arkadaşlar? Masaya maksimum yaratık koymalıyım ki bundan önce. Maksimum artı 1 artı 1 alabileyim. O zaman bunların ikisini açacağım. Bunların hepsini artı 1 artı 1 vereceğim. Ve arkadaşlar kafaya vurmaya devam edeceğim. Bu arada görüyorsun bakın burada ben mouse'u sürekli arkadaşlar. Mesela bununla şu yaratığa da vurabilirim. Bu yaratığa da vurabilirim. Şimdi bu yaratıklarına birine vursam ne olurdu? Bakın buna vursam ben 3'e 3'üm adam 2'ye 3. Ben 3 vuracağım onun yaşamı 0'a inecek ölecek. O 2 bana 2 vuracak. Benim yaşamım 1'e inecek. Ben sağ kalacağım. Fakat 1 yaşamda bekleyeceğim. Turu sonunda iyileşmeyeceğiz. Şuna vursaydım ne olurdu? Ben ona 3 vuracağım. O eksi 2'ye inecek. Ama arkadaşlar eksi 2 ile 0 arasında bir fark yok. Ölmek demek o. Adam bana 1 vuracak. Ben 3'e 2 kalacağım. Tabi burada arkadaşlar en ideali şu. Kafaya vurmak. Çünkü ben öldürmek üzereyim şu an. Adamı 4 bırakıyorum. Şimdi adam zaten bizim yaklamıza vurur. Görüyorsunuz vurdu işte. Bunu da değineceğim. Bu taunt. Bunlar önce vurmak zorundayız. Ve arkadaşlar şimdi görüyorsunuz öldürdük. Çünkü adam 6. Adamın bizim atağımızı bozan kartını kaldırdık. 6'yı da kafasına vurduk. Öldü. Bunlar temel arkadaşlar. Bakın 5. tur ben adamı öldürdüm. Önümde 5 mana var. 10. tura kadar arkadaşlar her tur 1 mana geliyor. Toplam 10 mana oluyor. Arkadaşlar bu gibi kart oyunlarında bilmeniz gereken bir şey. Aslında açık bir şey ama yine de ben söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bir kart oyunun normal kurallarını ihlal etmenizi söylüyorsa o kartın söylediği geçer arkadaşlar. Oyunun kuralları normal kartlar için geçerlidir. Şimdi arkadaşlar destemizi yaparken deste şöyle oluşturuyor arkadaşlar Hearthstone'da. 30 kart oluşturmak zorundasınız destenizi. 30. Ve arkadaşlar normal kağıtlardan 2 tane normal kağıtlar dediğim arkadaşlar. Bedava kağıtlar, common kağıtlar, rare kağıtlar ve epic kağıtlar. Bunların her birine 2'şer tane koyma hakkına sahipsiniz. Legendary'lerden de 1 tane koyma hakkına sahipsiniz. Daha fazla koyamıyoruz. Yani hiç koymayabilirsiniz ama veya epic'i 1 koyabilirsiniz ama arkadaşlar bunu aşamıyorsunuz. Üzerine çıkamıyorsunuz. Yani bir Legendary'den 20 tane koyup deste yapmak yok. Ama arkadaşlar özel bir Legendary olsaydı ve deseydi ki benden 2 tane koyabilirsin desteye, onun 2 tane koyabilirdiniz. Çünkü aşağı özel kural. Özel kurallar kartın oyunun normal kurallarını geçiyor. Yani o normalde olmayacak bir şey. Arkadaşlar işte mesela deminki bilgisayarın kullandığı karşımızda charge özelliği de benzer. Normal arkadaşlar ne diyor? Yaratıklar oyuna geldiğinde bir tur bekler diyor. Charge diyor ki bu yaratık oyuna geldiğinde bir tur beklemez hemen saldırır diyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar kart özü olarak öyle dediği için kart oyunun normal kuralını aşıyor ve geldiği tur saldırabiliyor. Şimdi arkadaşlar tabi sıfırdan başlayacak bir insan anlatması gereken çok çok fazla şey olduğu için ben genel temelleri veriyorum arkadaşlar. Şurada önemli bir şey var. Şimdi Hearthstone'da arkadaşlar genel olarak çok ciddi bir seviye İngilizce istemiyor. Dolayısıyla yani Hearthstone'da kullanılması gereken terminolojiyi öğrenmek çok vakit almıyor arkadaşlar. Fakat yine de eğer İngilizceniz çok iyi değilse veya iyi değilse bazı kartları anlamak biraz sorun oluşturabiliyor. Ama arkadaşlar görüyorsunuz bakın şu an mesela önünde açık sayfaya bakarsanız genel olarak 2 satır 3 satır 3 satır da hani neredeyse maksimum var arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın kartların metinleri kısa. Şimdi arkadaşlar öğrenecek kavramlar nelerdir? Şimdi arkadaşlar bir kere keyword diye bir olay var. Keywordler arkadaşlar koyu punto ile yazılmış özellikle. Mesela bakın görüyorsunuz şunda taunt yazıyor ya. Bu mesela bir keyword. Battle cry bir keyword arkadaşlar. Çeşitli böyle keywordler var. Keywordlerin arkadaşlar kağıtların üzerine açıklaması yazmaz. Fakat kağıtların üzerine mouse'la geldiği zaman açıklar. Mesela bakın bunda taunt ve poisonous. İki tane keyword var. Arkadaşlar keywordler kart oyunlarında kartların metinlerini çok uzatmamak için kullanılan işte Türkçesi zaten anahtar kelimeler arkadaşlar. Yani kelime kısacık bir şey diyor ama arkadaşlar aslında anlattığı başka bir şey var. Yani diyor ki işte bu anlama gelir. Yani her seferinde onu yazmamak için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyundaki sıkça kullanılan keywordleri bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar başlayalım. İlki arkadaşlar adapt var. Adapt arkadaşlar Journey to Angoro serisiyle birlikte gelmiş bir mekanik. Hemen bakalım. Adapt şu anlama geliyor arkadaşlar. Size 10 tane bonus
bir 10 bonus havuzu var. Yani 10 adet farklı bonus var birbirinden. Bunlardan rastgele 3 tanesini seçiyor. Ve arkadaşlar size diyor ki bunlardan birisini seç. O üçünden birini. Yani siz 10 taneden birini değil, 10'dan rastgele 3 seçiliyor. Siz o 3'ten bir tanesini seçiyorsunuz. Arkadaşlar işte yaratığa artı bir artı bir verebiliyorsunuz. 3 atak verebiliyorsunuz. 3 defans verebiliyorsunuz. Hero Power'la ve büyülerle hedeflenemez verebiliyorsunuz. Stealth verebiliyorsunuz. Wind Fury verebiliyorsunuz. Çeşitli şeyler. Taunt var. Öldüm 2 tane birebir koyar var. Stealth tabi geçici bu arada. Bir turluk sadece. Yani arkadaşlar buradan 10 seçenekten biri 10 seçenekten 3'ü seçiliyor. Siz bir tanesini seçiyorsunuz. Mesela arkadaşlar şu yaratığı 5 mana 5-7 oynamak ister tabi herkes. 3 health seçmek istersiniz çoğu zaman. Ama arkadaşlar geleceğinin bir garantisi yok. Sizin istediğiniz spesifik bir adet varsa mesela gelme şansı %30 değil mi arkadaşlar? Çünkü niye? 10 olasılık var. 3 seçilip size gösteriliyor. O 3'ünü de istediğinizi bulursanız alıyorsunuz. Dolayısıyla şansınız %30 oluyor. 10'da 3. Mesela bu adapt'te daha değişik kağıtlar var. Mesela arkadaşlar burada çift adapt olan kağıt var. 7 manaya 5-6 adapt oluyor. Sonra bir daha adapt oluyor. Ve arkadaşlar adapt'ten mesela buna aynı şey 2 kere gelebiliyor. Mesela siz taunt aldınız. Ve ikinci kere taunt vermek bir işe yaramıyor ama yine gelebiliyor. İnsanların bunda çok kafası karışıyor arkadaşlar. Yani ya adapt var niye adapt verdi ki? Pardon taunt var niye taunt verdi ki diyor. Veya arkadaşlar mesela şu kağıt var. Tauntlu bu kağıt. Adapt'ten taunt gelebiliyor. Burada da işte dediğim gibi arkadaşlar insanların kafaları karışıyor. Yani adapt mekanizması diyor ki 10 tane olasılık var. Ben 3'ünü rastgele seçer sana birini gösteririm. Yani kartın üzerine taunt olması adapt mekaniği ilgilendirmez. Adapt mekaniği standartize arkadaşlar. Tanımlı bir şey. 10 tane var. 3 tane rastgele seçerim diyor. O 3 rastgele arasında taunt gelebilir arkadaşlar. Taunt'la yaratan niye taunt gösteriyor ki? İyi bir yaklaşım değil arkadaşlar. Neden iyi bir yaklaşım değil? Çünkü o zaman sırf bu kart için özel 9'lu adapt mekaniği yapmaları lazım. Yani taunt'u dışarıda bırakacak. 9 tane 3 tane seçecek. Ve arkadaşlar işte bu kartta ilkinde taunt aldınız, ikinde 9'dan 3 tane. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bir keyword adı üzerine zaten yani bir sürü kartın üzerine basılıyor. Ve her kartta aynı şeyi ifade etmesi lazım. Bu çok karşılaştığım bir muhabbet benim. Efendim onun tauntu var, ona niye taunt gösteriyor, onun divan şuradan yaratı niye divan şuradan gösteriyor arkadaşlar gösterebilir. Yani çünkü arkadaşlar o adapt mekaniği yaratığın üzerine divan shield var mı yok mu ona bakmıyor. 10 tanelik havuzundan 3 tane rastgele gösterebiliyor arkadaşlar. En çok rastlayacağımız arkadaşlar birkaç keyword'den bir arkadaşlar Battlecry. Zaten şu an bu yaratığın üzerine görüyorsunuz arkadaşlar. Battlecry arkadaşlar kartı elinizden oynadığınız zaman bir özellik yapar demek ekstra. Yani arkadaşlar bunun burada şuna vurgu yapacağım. Oyuna bir şekilde gelirse değil bakın. Yani mesela destene oyuna yaratık koy diye bir kartınız var. O çalıştırmaz Battlecry'i. Elinizde oynamanız lazım manasını vererek. Herhangi bir şekilde oyuna gelirse veya ne bileyim bir yaratık öldü mü geri gelir diye siz bir özellik kullandınız üzerine. Bunun üzerine. Bu geri geldiği zaman Murloc'larınızı adapt etmez mesela. Sadece ve sadece elden oynanması lazım arkadaşlar Battlecry'in. Bu Battlecry'ler avantajlı veya dezavantajlı olabilir arkadaşlar. Şimdi dezavantajlı ise ben niye oynayayım diyebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kartlar manalarına göre fazla güçlü oluyor. Ve dezavantajlı bir Battlecry oluyor karşılığında. Örneğin göstereyim. Bu arkadaşlar. Mesela bu kart manasına göre çok büyük ve kuvvetli ama ceza olarak size 5 vuruyor oyuna geldiğinde. Arkadaşlar bir sonraki keyword'ümüz charge. Charge arkadaşlar demin söylediğim gibi gelir gelmez saldırabilir demek. Şeyi beklemiyor arkadaşlar. Neydi adı? Bir tur zzz, bir tur uyumuyor. Gelir gelmez saldırabilir. Normalde arkadaşlar yaratıklar bir tur bekleyip öyle saldırabiliyorlar. Druid'e özel bir ability var arkadaşlar. Choose one diye. Anlıyorsunuzdur herhalde ne olduğunu. Birini seç. Yani arkadaşlar diyor ki bu yaratık şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Yani iki health mi alsın, iki atak mı alsın? Böyle olasılıklar oluyor. Göstereyim. Böyle işte arkadaşlar. Ama illa böyle olmak zorunda değil. Farklı farklı. Mesela deminki bilgisayar karşı oyunu kullandığımız bu kart diyor ki arkadaşlar bütün yaratıklarına artı bir artı bir ver veya 3'e 2 koy. Yani masada arkadaşlar çokça yaratınız varsa iyi verim almak için artı bir artı bir veriyorsunuz çok yaratınıza. Ama eğer yaratınız yoksa da patlamıyor kart. 3'e 2 koymak için kullanıyorsunuz. Böyle. Choose twice diye özel bir kart var arkadaşlar. Bir tane şu an henüz. Ama belki dahası gelir. Bu kart arkadaşlar. Yani bu 3 seçenek veriyor size. 2 kere seçim yapıyorsunuz. Aynı seçimi 2 kere yapmak falan o size kalmış.
Combo var arkadaşlar. Combo da rogue only mekanik. Rogue'a ait mekanik arkadaşlar. Combo arkadaşlar bu kartları başka bir kartla kombine ederek kullanacağınız güçlü olarak. Yani şu anlara geliyor. Bu kartı oynamadan önce başka bir kart oynadıysanız kart güçleniyor. Mesela arkadaşlar ne diyor? 2 mana 2 2 diyor. Bu biraz zayıf. Bunu inceleyeceğiz. Atak defans olayını arkadaşlar. Eğer daha önce başka bir kart oynadıysanız bir tane de 2'ye 1 koyar diyor arkadaşlar. Şimdi 2 mana 1 2 2 1 2 1 de güçlü. Yani kombo kartlar genel olarak böyle arkadaşlar. Kendi manalarına göre zayıf. Fakat combo aldığı zaman çok güçlü oluyorlar. Mesela bakın 2 mana 2 vururum diyor. Eğer combo ediysen 4 damage vur diyor. Arkadaşlar 4 damage vurmak 2 mana'ya bayağı güçlü. Ama 2 mana 2 damage vurmak da zayıf. Yani kombolayamazsanız zayıf, kombolarsanız iyi olur arkadaşlar. Onun için rogue'da genel olarak ucuz kartlar almanız lazım ki kombolu kartlarınız çalışsın. Arkadaşlar şurada bir sonraki arkadaşlar keyword'ümüz çok nadiren görülüyor ama counter. Counter arkadaşlar karşılamak demek. Kontra atak filan futboldan hatırlarsınız. Kontra yani karşı arkadaşlar. Yani şu oluyor. Siz rakibin bir kartını, bir spellini karşılıyorsunuz. O kart oynanmıyor. Yani siz bu counter spelli masaya koyuyorsunuz. Rakip ilk spell yaptığında bir dakika arkadaşım diyorsunuz. O spell gidiyor, bu da gidiyor. Bu anlamı geliyor arkadaşlar counter. Bu çok karşılaşacağımız bir keyword değil. Death Rattle var arkadaşlar önemli keywordlerden. Arkadaşlar Death Rattle'da demin Battle Cry vardı hatırlarsınız. Oynayınca elinizden. Bu da ölünce. Fakat arkadaşlar bunun tabi Battle Cry'dan önemli bir farkı var. Mesela demin söylediğim gibi yaratık ölünce geri gelir falan gibi mekanikler yaptığınız zaman arkadaşlar Death Rattle çalışıyor her seferinde. Neden arkadaşlar? Çünkü Death Rattle ölünce diyor. Elden ölünce falan diye bir muhabbet yok. Ölünce. Dolayısıyla her türlü ölmek ölmek olduğu için. Çünkü arkadaşlar kartı oyuna getirmenin çeşitli yolları var. Destinizden koyabilirsiniz, ölünce geri çağırabilirsiniz, elinizde oynayabilirsiniz değil mi? Adamın destesini oyuna koyabilirsiniz. Onlar oynamak değil. Oynamak elinizden manasını vererek oynamak demek. Ama arkadaşlar ölmek nereden nereye geldiyse gelsin ölmek aynı. Onun için arkadaşlar Death Rattle'lar çalışıyor. Böyle bir farkı var. Tabii bu Battle Cry ve Death Rattle arkadaşlar en sık göreceğimiz keywordler. Bir sonraki keywordumuz arkadaşlar oyuna sonradan eklenen bizim ilk rehber videomuzda olmayan Discover diye bir mekanik arkadaşlar. Çok güzel mekanik. Ve devam ettiriyorlar adamlar. Çünkü gerçekten oyunda yerini buldu. Discover arkadaşlar. Discover yaptığınız zaman size rastgele yaratılmış 3 seçenek sunuluyor. Birbirinden farklı. Siz o üçünden birisini uyguluyorsunuz. Arkadaşlar mesela ne diyor? Primordial Glyph. 3, 2 manaya atıyoruz. Discover a spell. Manasını 2 düşür. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Siz Primordial Glyph atıyorsunuz. Mage kartımı görüyorsunuz. Size 3 tane Mage spell'i sunuluyor. Mesela diyor ki Flame Strike, Blizzard ve Fireball diyor. Siz istediğinizi alıyorsunuz. Atıyorum adamın masayı doldurmuş. Masasını temizlemek istediğiniz için Flame Strike alıyorsunuz. Flame Strike'ı da burada göstereyim. Bu arkadaşlar adam bütün 4 vuruyor. Temizlemek için Flame Strike alıyorsunuz arkadaşlar ve Flame Strike 5 mana iniyor. Discover bu arkadaşlar. Bazı özel tuhaf kartlar çıkardılar Discover'da arkadaşlar. Normalde Discover her zaman yepyeni yaratıp yani herhangi bir deste olmayan 3 kart sunardı. Bazı spesifik kartlar bunu biraz değiştirdi ama arkadaşlar çoğu zaman Discover böyle çalışıyor. Yani 3 tane opsiyon yaratıyor size. Size sunuyor ve siz seçip alıyorsunuz. Başka Discover'lı kart bakalım. Mesela arkadaşlar Discover a Secret. Ne diyor? Bu Secret diye olaylar var. Onunla geleceğiz. Bir Secret seçtiriyor size. Bunu ol dersem. Mesela arkadaşlar bir yaratık Discover. Bu arkadaşlar mesela sizin destenizde olmuyor bu. Yani dediğim gibi 3 tane sizin erişebileceğiniz demek ne demek arkadaşlar? Nötral kartlardan veya paladin kartlarından veriyor. Yani siz gidip bununla bir şaman kartı alamıyorsunuz normalde. Arkadaşlar o nötral kartları da atladığım gibi yine de açık olduğunu düşünüyorum ama yine de ben bir söyleyeyim arkadaşlar. Oyunda her klasın kendine ait kartları var. Bir de bütün klaslarda ortak kullanılan nötral kartlar var arkadaşlar. Mesela bakın bu kartlar zaten çerçevesinden anlaşılır arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar nötral kartlar. Bütün klaslar kullanılıyor. Mesela şu kırmızı çerçeveliler warrior kartları. Mor çerçeveliler warlock kartları. Bu işte koyu mavi lacivert çerçeveliler şaman kartları. Grimsi siyahımsı çerçeve rogue. Beyaz çerçeve priest, sarımsı altın çerçeve paladin, açık mavi çerçeve mage, yeşil çerçeve hunter ve kahverengimsi çerçevede
Druid arkadaşlar. Yani bir kartın çerçevesine bakarak hangi klasa ait olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer gri ise de ölü gri diyeyim yani hani şeyinki gibi Rogue'un gibi değil arkadaşlar. O da neutral demek. Dolayısıyla arkadaşlar bir kart discover ederken size mesela bir mage ile bir kart discover etmeye kalktığınız zaman ya mage kartlara gelir ya neutral kartlara gelir arkadaşlar. Şaman kartı gelmez. Paladin kartı gelmez normal durumda arkadaşlar. Bir sonraki keyword'ımız arkadaşlar yine sıkça kullanılan bir keyword arkadaşlar. Divine Shield arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Anahtar kelimesi arkadaşlar koyu yazılması lazım. Divine Shield arkadaşlar. Divine Shield'li yaratıklar üzerine gelen ilk damage'ı yok sayıyorlar ve Divine Shield'larını kaybediyorlar. Yani mesela şu yaratığa bakalım arkadaşlar. Bir mana bile bir taunt Divine Shield. Taunt'u şimdi boş verelim. Veya hatta onun için daha kolay olur. Buna bakalım. Arkadaşlar siz buna geldiniz 5 vurdunuz. Saçma bir hareket ama bu arkadaşlar birebir özelliksiz kalıyor. 5'i yemiyor. Divine Shield'ını kaybediyor. O hasarı yok sayıyor. Bu arkadaşlar hoş bir özellik. Özellikle büyük yaratıklar çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Çünkü rakibiniz şimdi siz açtınız Divine Shield yaratığınızı büyük. Atıyorum. Mesela kim olsun? Büyük açalım. Bu mesela arkadaşlar. 7-7. Adam kendi turunda bu Divine Shield'ı kıramazsa arkadaşlar siz adamın en büyük yaratığına vuruyorsunuz bununla. Atıyorum adamın 6-6'sına vuruyorsunuz. Divine Shield'la 6-6 öldürüp 7-7 masada kalıyor. Çok korkunç oluyor. Onun için arkadaşlar tabii rakip genellikle bunu kırmaya çalışıyor. Bu şey kartı. Divine Shield'ı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki özellik arkadaşlar bu en son yayınlanan set olan çıkan set olan Witchwood'da gel arkadaşlar. Echo. Echo arkadaşlar bir kartı manasını tekrar vererek tekrar oynamanızı sağlıyor. Mesela arkadaşlar işte bu karta bakın. 3 mana 3-3 Echo. Bu ne demek arkadaşlar? 3 mana verirsem 3-3 oynuyorum. Eğer attım bunu 3 mana daha verirsem bir tane daha 3-3 oynuyorum. 3 mana daha verirsem bir tane daha oynuyorum arkadaşlar. 9 mana verirsem 3 tane 3-3 oynuyorum. Hani bir şekilde ulaşabildiğim diyelim 12 mana ulaşıyorsam arkadaşlar 4 tane 3-3 oynuyorum. İstediğim gibi oynayabiliyorum. Mesela arkadaşlar bunun spellleri de var görüyorsunuz. Bir yaratı artı bir artı iki tekrar. Yani arkadaşlar 2 manaya bunu attınız bir yaratı artı bir artı iki. Bir kere attınız bir tane daha artı bir artı iki. Sonra dediniz ki tamam bu yaratı getirince büyük oldu. Şu yaratı bir tane daha artı bir artı iki. Bu yaratı artı bir artı iki. Bu yaratı artı bir. İstediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz. Toplam 10 mana maksimum biliyorsunuz. 10 manaya bunu 5 kere oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Freeze var arkadaşlar. Freeze de arenada yine orta sıklıkta rastladığımız bir özellik. Freeze arkadaşlar yaratığa bir sonraki atağını atlattırıyor veya oyuncuya. Önemli değil. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Siz rakibinizi freeze ettiniz. Rakibinizin önünde silah varsa saldıramaz. Fakat tabi rakibimizin önünde bir silah yoksa pek bir işe yaramaz rakibi freeze etmek. Benzer şekilde arkadaşlar adamın bir yaratığını freeze ettiniz. Mesela masada geridesiniz. Ölüyor gibisiniz. Adamın bir tane büyük yaratığı var 8'e 8 arkadaşlar. Şunu attınız dondurdunuz. 8'e 8'e 3 hasar fazla kar etmez ama arkadaşlar freeze ettiği için size vuramaz. Yine arkadaşlar biraz bölük pörçük oluyor ama yani çok fazla şey olduğu için bunları tasarlamak zor kusura bakmayın biraz devrik oluyor. Minion arkadaşlar oyundaki yaratıkları kastediyor. Zaten bunu biliyorsunuz büyük ihtimalle. Enemy arkadaşlar düşman. Yani şu anlama geliyor. Rakibiniz veya yaratıkları. Tüm hepsi enemy. Hepsinin genel doğu arkadaşlar. Character de arkadaşlar karakter oyundaki herhangi bir şey. Yani sizin yaratıklarınız, rakibinizin yaratıkları, siz ve rakibiniz. Ben niye kendi suratımı 3 vurup kendimi freeze edeyim olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama arkadaşlar bu bir opsiyon. Bir zararı yok. Zaten kendinize atmazsınız büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar bazı kartlar mesela bakın görüyorsunuz enemy minion diyor. Bunu mesela hedefleri bozan bir kart çıksa bile arkadaşlar rastgele hedefe at dese bile bu her zaman bir rakip yaratığa gidecek arkadaşlar. Size çünkü gelmesi mümkün değil. Kartın legal hedefi olarak sizin tarafınız yok. Sizin yaratığınıza asla gelmiyor bu. Arkadaşlar freeze'den sonra immune var. Bu pek karşılaşabileceğimiz bir şey değil ama yine de göstereyim arkadaşlar. Özellikle şu anki ortamda. Immune arkadaşlar karakterinize bir şey olmaz. Yani immune olan bir karaktere bir şey olmaz demek. Hasar yemiyor demek arkadaşlar. Mesela başka immune. Yani arkadaşlar mesela bakın bu silah hoş. Neden? 3 mana 3'e 2. Silahlara geleceğiz gerçi. Bununla vururken açtığınız tur hasar yemiyorsunuz. Mesela bununla 10-10'a vurdunuz. 10-10'dan hiç hasar yemiyorsunuz arkadaşlar. İmiyon. Bir sonraki arkadaşlar keyword'ımız bu gitti gerçi ama Inspire arkadaşlar. Inspire Hero Power bastığınız zaman çalışan özellikler demek. Mesela arkadaşlar bu 4 mana 5-4 yaratı açtınız. Hero Power bastınız.
Druid'ken artı bir atak artı bir armor aldınız. Bu arkadaşlar size iki atak daha veriyor. Mesela bu mesela spell damage kazanıyor. Şu mesela arkadaşlar ekstra bir tane birebir koyuyor. Yani siz bunu açtınız, hero power bastınız. Hero power'ınız ne yapıyorsa yapıyor. Üzerine bir de arkadaşlar bir manaya bir tane de birebir koyuyorsunuz. Bir manaya değil, birebir. Lifesteal var arkadaşlar. Lifesteal arkadaşlar oyuna yine sonradan eklenen bir anahtar kelime arkadaşlar. Lifesteal yaratıklar arkadaşlar vurdukları zaman, hasar vurdukları zaman, kime vururlarsa vursunlar. Vurdukları zaman vurdukları kadar sizi heal ediyorlar. Sizin karakterinizi, sizin hero'nuzu. Burada mesela arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir şey Divine Shield yaratıklar, bakın hemen interaksiyonlar başlıyor, etkileşimler başlıyor. Sizin yaratıklarınız arkadaşlar mesela Divine Shield'lı bir yaratığa vurduğunuz zaman Divine Shield'lı arkadaşlar ilk hasar yediğinde engelle ve Divine Shield'ı kaldır diyor. Dolayısıyla arkadaşlar hasar engellenmiş olduğu için şu Swamp Leech'le sizi gidip 2'ye 2 Divine Shield'ı vurursanız 0 yaşam alırsınız. Mesela ölmek üzeresiniz ve yaşam almanız gerekiyor Lifesteal'dan arkadaşlar. O zaman Divine Shield'ı olmayan bir yere vurmanız lazım. Ki bu size life verebilsin. Bu gibi işte minik şeyler var arkadaşlar. Overload diye bir şaman mekaniği var arkadaşlar. Bazı mekanikler tek bir klasa ait. Arkadaşlar şamanda şöyle bir şey var. Fazla iyi kağıtları oluyor diyelim arkadaşlar. Ve o fazla iyi kağıtların bedeli de bir sonraki tur belli bir sayıda mana kristalinizi kapatmak oluyor. Yani örneğin arkadaşlar şu kart 1 manaya 3 vuruyor. Ama bir sonraki tur 1 mana kristaliniz kapalı oluyor. Örneğin buna 6. tur attınız. 3 vurdunuz bir yere. Sonra 7. tur geldi. 7. tur arkadaşlar 6 mana kristaliniz oluyor. Neden? Çünkü biri kapalı. Ama bir turluğuna. Sonra açılıyor. Mesela arkadaşlar Overload 2 de var. Overload 3 de var. Yani mesela arkadaşlar Crushing Hand'i 7. tur attınız. Vurdunuz 8 bir yaratığa. 8. tur 5 mananız kalıyor. Çünkü 3 kapalı. Ve arkadaşlar Overload üst üste biniyor. Mesela arkadaşlar 9. tur bu ikisini attınız. Toplam kaç overload oldunuz? 5. 10. tur 5 manamız var. Yani arkadaşlar bunu iyi hesaplamak lazım. Çünkü bir oyun planı kurduğunuz zaman mesela diyorsunuz bu tur bunu, bu tur bunu, bu tur bunu sonra da bunu atarım dediğiniz zaman arkadaşlar overload'dan dolayı kendi planınızı bozmamanız lazım. Bir sonraki turunki overload düzgün hesaplamanız lazım. Çünkü arkadaşlar o tur fena olmayan bir hareket bir sonraki tur sizi mahvedebilir. Hep hesabını kitabını tutmak lazım bu işin arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi overload açan kağıtlar falan da var. Spesifik özel kağıtlar. Sonra arkadaşlar oyunun en başından beri aslında olan fakat anahtar kelime olarak tanımlanmayan bir özellik var arkadaşlar. Zaten şu kartı görünce tanıyacaksınız eğer oynuyorsanız. Poisonous arkadaşlar. Poisonous demek arkadaşlar vurduğunu öldürür demek. Bakın yine arkadaşlar Divine Shield ile etkileşim var. Vurduğunu öldürür diyor arkadaşlar. Divine Shield engeller dediği için arkadaşlar bu mesela Divine Shield bir yaratığı vursa öldürmez. Ve bakın arkadaşlar burada keyword kombinasyon mesela bakın bu yaratık Divine Shield Poisonous, bu Taunt Poisonous, bu Stealth Poisonous. Stealth'e de geleceğiz. Sonra arkadaşlar Recruit var. Yine görücü olarak yeni Kobold'dan Katakombs'a geldi diyorum arkadaşlar. Recruit arkadaşlar destinizden belli bir koşulu sağlayan bir kağıdı getirmeniz demek. Sizin seçtiğiniz değil ama o koşulu sağlayan kağıtlardan herhangi birisini rastgele olarak getirmeniz demek arkadaşlar. Mesela ne diyor bakın bu kart? Oyuna geldiğinde diyor Battlecry. Destenizden mana kostu fiyatı, bedeli 4 veya 6'da olan bir yaratık getir diyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu kart açısından ne oluyor? Oyun destenize bakıyor. Bu adamın diyor 4 mana ve altında 3 yaratığı var diyor arkadaşlar. Rastgele birini belirliyor ve onu luck diye oyuna koyuyor. Mesela bakın bu kart Dragon Recruit ediyor. Her tur. Turumuzun sonunda diyor çünkü arkadaşlar. Şu kağıt mesela arkadaşlar hiçbir koşul yok. Rastgele bir minion getiriyor. Bu da mesela rastgele bir minion getiriyor arkadaşlar bu kağıtlar. Tabii arkadaşlar bu gibi kağıtları kullanırken ne istiyorsunuz? Destinizde büyük yaratıklar olsun ki 6 manaya mesela 8 manalık yaratık gelsin ki kar edesiniz istiyorsunuz. Recruit bu. Mesela arkadaşlar bakın bu sadece 8 manalık minion getiriyor. Atıyorum şurada bir kart arkadaşlar. Bu Beast Recruit ediyor sadece. Yani recruit ettiğiniz kartın bir beast, bir canavar olması lazım. Yine arkadaşlar yeni gelen mekaniklerden Rush var. Rush arkadaşlar charge'ın biraz zayıfı. Geldiği tur saldırabiliyor. Fakat rakip oyuncunun kafasına vuramıyor arkadaşlar. Sadece yaratığa vurabiliyor. Yani bunu açtınız. Al sana 3 diyemiyorsunuz. Şu yaratığa 3 diyebiliyorsunuz ama. Karşınızda bir yaratığın hasarını yiyorsunuz arkadaşlar. Secret var arkadaşlar. Secret arkadaşlar sadece 3 klasta var diyecektim kendimi düzeltiyorum. 4 klasta var arkadaşlar. Normalde arkadaşlar
Hunter'da, Paladin'de ve Mage'de vardı arkadaşlar yakın zamana kadar. Paladin'deki secret'lar 1 manalık, Mage'deki Hunter'daki secret'lar 2 manalık ve Mage'deki secret'lar arkadaşlar 3 manalık oluyor. Tabii dolayısıyla arkadaşlar güç seviyesi de böyle. Yani mesela Paladin'dekiler ufak tefek şeyler yapıyor. Hunter'dekiler biraz daha okkalı. Mage'dekiler en güçleri. Yakın zamanda arkadaşlar Rogue'da 3 tane secret eklendi. Rogue'un da secret'ları var şu an. Onunkiler de 2 manalık. Bu aynı mana kostu tutmak arkadaşlar rakibin kolayca tahmin edememesi için. Çünkü şimdi arkadaşlar Mage'e gelip bir tane 2 manalık secret yapsalar ne olduğu belli olacak. Secret arkadaşlar sır biliyorsunuz. Şu anlama göre arkadaşlar siz bunu masaya koyuyorsunuz. Duruyor. Rakip belli bir koşulu sağladığı anda çalışıyor arkadaşlar rakibin turunda. Mesela bakın bu ne diyor? Bir yaratığınız öldüğünde yaratığı elinize alın 2 mana ucuzlar diyor. Yani rakibinizin sizin yaratığını öldürmesi lazım arkadaşlar. Mesela bu ne diyor? Rakip saldırdığında diyor herhangi bir enemi önüne 2'ye 1 koyup blokluyoruz onu arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. Adam diyor ki senin 3'ü 3'ünü şu senin 3'ü 3'ünü vurayım diyor. Hop diyorsunuz bu 2'ye 1 araya atlıyor. O blokluyor. Mesela Mage'de daha değişik şeyler var arkadaşlar. Mesela işte demin gördüğünüz counter spell var. Adamın büyüsünü counterlayabiliyoruz. Hero'muza saldırdığında 8 armor alabiliyoruz. Böyle değişik şeyler var arkadaşlar. Bunlar secret'lar. Silence var arkadaşlar. Önemli bir keyword. Arkadaşlar silence tahmin edebiliyorsunuz. Susturmak. Yani bir yaratığın bir minion'ın bütün özelliklerini kaldırmak arkadaşlar. Metin kutusunu boşaltıyor. Her türlü özelliği siliniyor arkadaşlar. Örneğin mesela arkadaşlar. Bunlar bizim silence'den yarattığımız arkadaşlar. Mesela ne olsun? Bu kart arkadaşlar taunt ve poisonous ya mesela. Bu kart tauntsuz ve poisonous'sız kalıyor. Yani bu kart 1'e 2 özelliksiz oluyor. Bu işe yarıyor arkadaşlar silence. Her şeyini siliyor. Üzerinde arkadaşlar atak defans modifikasyonu varsa yani yaratık şişirilmişse, başka bir özellikler kazanmışsa her şey gidiyor. Ve arkadaşlar silence'ın olumlu kullanımı da mevcut. Şimdi mesela demin bahsettiğimiz freeze efektleri arkadaşlar o da bir büyülü efekt. O da silence'e gidiyor. Yani arkadaşlar örnek veriyorum. Sizin önünüzde 8'e 8 bir yaratık var. Ve rakibiniz 8. Rakip sizin 8'e 8'inizi freeze etti. Oynadı. Nasıl olsa frozen ya saldıramayacaksınız yaratık donmuş olduğu için. Dediniz ki ben şu kendi 8'e 8 freeze'imi silence edeyim dediniz. Silence oldu adamın kafasına 8 vurdunuz. Fakat arkadaşlar değişik bir durum. Sizin önünüzde 8'e 8 bir yaratık var. Fakat aslında yaratık 4'e 4. Siz ona artı 4 artı 4 vermişsiniz. Dolayısıyla yaratık şişmiş olarak 8'e 8. Ve rakip sizi silence etti. Pardon rakip sizi freeze etti. Saldıramıyorsunuz. Siz eğer gelip onu silence ederseniz arkadaşlar freeze'i gider. Fakat aldığı artı 4 artı 4 gider. Yaratık 4 4 kalır. Öldüremezsiniz. Ama rakip 4 ise önemli değil, yine öldürürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Yani ama arkadaşlar kendi yaratığınıza silence oldukça lüks bir hareket. Oyunun iki çeşit formatı var. Arena ve Ranked diye. Onlara da geleceğiz. Arena'da çok çok nadiren. Ranked'de de yine bayağı nadiren yapılan bir hareket arkadaşlar. Çünkü silence'lı yaratıklar arkadaşlar silence edilmek güzel bir yetenek. Doğal olarak atakları defansları biraz zayıf oluyor. Ve yani sizin destenizde ya bir ya iki silence oluyor ya hiç olmuyor. Dolayısıyla gidip onu kendi kartınıza atmak, adamı ikilere atmak dururken çok iyi bir seçim olmuyor genellikle. Hani öldürecek gibiyken kullanılan bir şey arkadaşlar. Stealth diye bir özellik var arkadaşlar. Bu da orta sınıfta görülen bir özellik arkadaşlar. Stealth, saklanmak, gizlenmek. Yani arkadaşlar şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu yaratıklar saldırana kadar ne saldırılabiliyorlar ne de üzerine büyü atılabiliyor. Örneğin arkadaşlar ben şu 2'ye 3'ü indim. Demin gördüğümüz 3 vurup donduran kart var benim rakibimizin elinde de. Rakibimiz bunu atmak istiyor, atamıyor. Bir kere saldırması lazım önce. Ve arkadaşlar bekletebiliyorsunuz da. Mesela indiniz bunu. Arkadaşlar işinize gelmiyor saldırmak. Tutuyorsunuz istediğiniz kadar. Fakat arkadaşlar alan büyülerinden etkileniyorlar. Mesela bütün masaya 3 vur diye bir kart atılırsa bu ölür. Ama adam üzerine bir şey atamıyor ve yaratıklara saldıramıyor arkadaşlar. Yani atıyormuş arkadaşlar. Rakibin üzerine bir şey atacağından falan korkuyorsunuz. Güzel olabiliyor. Bazen stealth çok etkin olabiliyor. Çünkü arkadaşlar mesela rakibinizi öldürmek üzeresiniz. Fakat rakip masayı almış. Siz masada yaratık bir türlü sağ tutamıyorsunuz. Ama bir vursanız öldüreceksiniz. İniyorsunuz arkadaşlar bir tane stealth. Örneğin mesela şunu. Bu meşhurlarındandır arkadaşlar. 5'e 5 stealth. Adam arkadaşlar size vuruyor. Öldüremiyor. Siz 5'e 5'e vuruyorsunuz kafasını öldürüyorsunuz. Yani fena bir özellik değil arkadaşlar.
Eğer yaratığın atak ve defansı çok kötüleşmiyorsa manasına göre değer. Spell damage diye bir özellik var arkadaşlar. Zaten burada hemen görüyoruz. Daha aramayayım arkadaşlar. Anlıyorsunuz ne olduğunu. Spell damage kaçsa arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Birden farklı olan pek fazla kart yok oyunda ama genel olarak 1 oluyor bu arkadaşlar. Bütün spellerinize o kadar damage ekle demek arkadaşlar. Fakat şunu unutmayın. Hasar veren minionlarınız varsa bir şekilde Battlecry ile falan. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela bakın bu. Bu mesela spell damage'den almaz. Çünkü bu bir spell değil. Bu bir minion arkadaşlar. Yani dediğim gibi spell damage sadece spellleri etkiliyor arkadaşlar. Mesela örnek burada gerçi mesela arkadaşlar ne bakalım. Deal 2 diyelim. Mesela arkadaşlar bakın bu kart ne yapıyor? Bu bir spell. Çünkü bu bir yaratık değil arkadaşlar. 0 mana'ya 1 minyona 2 damage vuruyor. Overlord önemli değil arkadaşlar. Eğer önünüzde spell damage varsa 1, bu 3 vurur. 2 spell damage varsa bu 4 vurur. Yani kaç spell damage varsa o kadar artıyor. Arkadaşlar oyundaki en önemli ya ikinci ya üçüncü keyword diyelim arkadaşlar. Taunt. Arkadaşlar taunt demin bilgisayara karşı ufak oyunumuzda gördünüz. Kafamıza göre saldırabiliriz değil mi? Ben bir yaratığımla adamın istersen yaratığına vururum. Adamın istersen kafasına vururum. Hangi yaratığını istersen ona vururum arkadaşlar. Taunt bunu bozan bir özellik arkadaşlar. Zaten etrafında böyle kalkanla geliyor görüyorsunuz. Hani böyle kışkırtma falan gibi bir anlam var. Şu anlam geliyor arkadaşlar. Önce bana vuracaksın diyor arkadaşlar. Yani sen kafana göre istediğin yere vuramazsın. Önce beni geçmen lazım diyor arkadaşlar. Yani taunt'un tanımı şu arkadaşlar. Rakibiniz taunt'lu olmayan bir şeye vurmadan önce taunt'lara vurmak zorunda. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Masada mesela şu iki taunt yan yanaysa rakibim isterse buna vurur, isterse buna vurur. Fakat arkadaşlar onun yanında atıyorum bu varsa buna vuramaz. Çünkü bu taunt'lu bir yaratık değil arkadaşlar. Yani masa dediğim gibi squashling olsun ve neydi deminki? Turtle'ın forager mıydı? Turtle'ın Shellraiser olsun arkadaşlar. Adam Turtle'ın Shellraiser'a vurabilir. Hiçbir şeye vurmayabilir. Bu kadar alternatif var. Gidip şeye vuramaz. Demin söylediğim gibi squashling'e vuramaz arkadaşlar. Bu tabi arkadaşlar çeşitli yerlerde işe yarayabiliyor taunt. Mesela taunt arkadaşlar siz ufak tefek kalitesi yaratıklarla adamı vururken büyük bir taunt açıp yaratıklarınızı savunmaya yarayabiliyor. Veya yaşamınız azalmış ölmek üzereyken rakibin sizin kafanıza vurmasını da engelleyebiliyor. Çünkü arkadaşlar sizi de savunuyor tauntlu karakterler. Yani tauntlu karakterler ölmeden sizin kafanıza veya diğer yaratıklarınıza vurmak yok. Bu taunt önemli bir mekaniktir arkadaşlar. Wind Fury var arkadaşlar. Wind Fury çok kullanılan bir özellik değil. Yani çok rastlayacağınız bir özellik değil mi arkadaşlar? Bir turda ekstradan bir kere daha saldırma. Daha doğrusu bir turda iki kere saldırma özelliği arkadaşlar. Mesela bu yaratık 2 mana 3'e 2 fakat iki kere saldırıyor. Yani boş bırakılsa 6-6 vuruyor bu. Veya arkadaşlar şişirilirse tabii mesela buna 3 atak verdiniz bu turda 12 vurmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan insanın gözünde çok iyi gözükür Wind Fury mekanik. Fakat Wind Fury'nin problemi var arkadaşlar. Şimdi bu özel olarak iyi bir yaratık ama arkadaşlar normalde Wind Fury'li kartların arkadaşlar atak defansları manalarına göre biraz kötü olur. 6 mana 4'e 5, 7 mana 5'e 5 gibi. Ve arkadaşlar problem şu. Bu tamam saldırırken 10-10 vuruyor. Yani 7 mana bir yaratık açıp 10-10 vuramazsınız. Ama arkadaşlar adamın turunda 5'e 5. Adam 5'e 4 ile buna vuruyor mesela. 4 manalık yaratık öldürüyor bunu. Problem o. Yani saldırırken süperler ama adamın turunda 10 vurmuyor bu. Yani mesela adam bunu 10-10 ile vurursa 10-10'u 10'a 5 kaldı mı sağ kalıyor. Ölmüyor. Yani saldırırken çift vuruyor. Savunurken bir tanecik 5 vuruyor. Ve arkadaşlar genellikle dediğim gibi manalarına göre atak defansları zayıf olduğu için bu kartlar çok muhteşem değil arkadaşlar. Şimdi oyunda başka kullanılan şeyler var arkadaşlar. Discard diye bir mantık var arkadaşlar. Discard atmak demek. Mesela ne diyor arkadaşlar? Bu kart elinizden bütün silahlarınızı atın ve bir şey yapın. Önemli değil gerisi. Ama elinizden silahları attırıyor arkadaşlar. Yani discard mekanik. Bakın bunlar gördüğünüz gibi keyword değil. Discard kelimesi koyu renkle yazılmamış. Şimdi arkadaşlar biraz da yaratık atak defanslarını inceleyelim sizinle. Şu neutral kartlara gelelim. 2 mana'ya gelelim. Arkadaşlar genel olarak ideal atak defansları size sayayım. 1 mana'ya 2'ye 1 veya üzerini isterseniz. 1 mana genel olarak istenen. Genel olarak bakın. Yani bu arkadaşlar burada söyleyeyim. Herhangi bir yeteneği olmayan tek özelliği combat, dövüşmek olan yaratıklar. 1 mana'ya 2'ye 1 isterseniz.
2 manaya 2-3 veya 3-2 ikisi de olur. Bunlar ikisi de güzel. Gördüğünüz gibi 2 manaya 3. 3 manaya karşılar. Mümkünse 3'e 4 veya 4'e 3 bulalım. 4'e 3 veya eğer veya 2'ye 5 arkadaşlar. 2'ye 5 bir tık gerisi. En iyisi 3'e 4, ikinci iyisi 4'e 3. 3'e 2'ye 5 ikinci iyisi veya arkadaşlar güzel bir özelliği varsa 3'e 3 veya 2'ye 4 de olur. Ama buna da biraz daha zayıf. 4 mana arkadaşlar en iyisi 4'e 5. Sonra 3'e 6, sonra 5'e 4. Özelliği düzgünse eğer 4'e 4. Özellikle yani böyle minör bir özelliği olur ama arkadaşlar 4 mana da böyle. Mesela bu 7'ye 4 arkadaşlar bu kartın mutlaka dezavantajı var demektir. Çünkü dediğim gibi bakın 4'e 5 veya 3'e 6 veya 5'e 4 altın standart zaten. Daha da eğer iyiyse arkadaşlar bir cezası olmak zorunda. Her zaman bir cezası olur. 5 mana arkadaşlar 5'e 6 mükemmel fakat çok bulamıyorsun oyunda çok fazla olmuyor. 6'ya 5 bir tane kağıt var yanlış hatırlamıyorsam. 6'ya 5 de çok zor bulunuyor. 5'e 5 ve özelliği olacak arkadaşlar. Böyle tercih ediyoruz genel olarak. 5 manaya bakalım. Bakın 5 manaya arkadaşlar 5'e 6 pek yok. Hep bir daha küçük ama bir özellikleri var hepsinin. Mesela bu 8'e 8 var da bunun korkunç bir avantajı var arkadaşlar. 5'e 6 şurada bir tane olacaktı. Bakın mesela 6'ya 6 var. Bunda dezavantajı var. 4'e 6 arkadaşlar idare eder. 4'e 6 da minör bir özellikle idare edebilir demek. Tabi bu burada değişik değişik şeyler görüyorsunuz arkadaşlar. 5 mana 5 6'ımız biraz sonra geliyor sanıyorum. İşte burada 5 mana 5 6 arkadaşlar özelliksiz. Bu da bakalım biraz daha. 5 mana 5 6. Start of game'de arkadaşlar bunu özel olarak keyword olarak saymadım ama burada hazır gözükmüşken söyleyeyim arkadaşlar. Oyunun en başında kimse daha bir şey yapmadan, oyun daha başlamadan gerçekleşen özellikler demek. Mesela bu kart arkadaşlar ne diyor? Destenize fazladan 5 tane Legendary Minion karıştırıyor. Destenizde olmayan. Yani 5 tane rastgele Legendary yaratık üretiyor ve destenize bunları koyuyor arkadaşlar. Şimdi oyunda arkadaşlar 6 mana gelelim. 6 mana arkadaşlar en ideali 6'ya 7 veya 7'ye 6. 7'ye 6 bunlar çok az var sanıyorum. Bir de arkadaşlar 6'ya 6 özellikli. Ama bakın bunlar artık azalıyor. Yani bakın 4 mana 4'e 5, 3'e 6 ve 5'e 4 bol bol var. 5 mana 5'e 6, 6 mana 6'ya 7 bunlar çok az olan şeyler. Yok bunlar. Hep böyle başka bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın görün buraya. 6 mana 6'ya 7 bir tane var. Başka da yok yanlış hatırlamıyorsam. Ama işte arkadaşlar 6 mana 6'ya 6 özellikler. Özelliklere bakacaksınız artık. 7 mana arkadaşlar zaten öyle bir yaratık yok. 7 mana 7'ye 8 benim hatırladığım yaratık yok oyunda. 7 mana arkadaşlar özellikleri incelemeniz gerekiyor. 8 mana 9 mana bunlar hep böyle. Yani bunlar İdeal kombat yaratığı diye bir şey yok. Bir özellikleri var hepsinin. Yani arkadaşlar ideal kombat yaratığı dedim bakın bu yaratık gibi. Hiçbir özelliği yok. 6 mana 6 7 bu kadar. İdeal kombat yaratığı yani hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Ne Battlecry ne Taunt ne Divine Shield ne sahi hiçbir şey yok. 6 mana 6 7 böyle ayı gibi açıyorsunuz duruyor. Arkadaşlar oyunda başka kullanılan kavramlardan Destroy var burada görüyorsunuz. Destroy arkadaşlar tahmin ediyorsunuzdur. Yok etmek. Yani o koşulu sağlayan kartı öldürüyorsunuz. Mesela atıyorum şu an. Atıyorum. Komik ama. Destroy the enemy hero diye bir kart olsa arkadaşlar. Rakibinizi öldürüp oyunu kazanırdınız. Değil mi? Oyuncular hero diye geçiyor. Player diye değil. Şimdi oyun ilk çıktığında Hearthstone Heroes of Warcraft diye çıktığı için arkadaşlar. Yani bizler hero'larız. Onlar da bizim minionlarımız. Bu yaratılar. Başka arkadaşlar. Armor olayı var arkadaşlar. Şimdi oyunda 30'ar yaşamla başlıyoruz. Demin görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ve normal koşullar arkadaşlar 30 yaşamın üzerine çıkılmıyor. Yani şöyle bir şey. Siz life'ınız 28 iken 3 yıl olmaya çalışırsanız 31 olamıyorsunuz 30 oluyorsunuz. 30 üzerine çıkılmıyor. Özel koşullar olmadığı sürece arkadaşlar. Bir de armor diye bir şey var arkadaşlar. Zırh. Zırhın aslında arkadaşlar fonksiyonel olarak yaşamdan pek farkı yok. Ama arkadaşlar şöyle bir şey. Zırhın sonsuz birikebilme kapasitesi var. Zırhı şu an itibariyle her klas alıyor oyunda ama doğru düzgün zırh kazanabilen klaslar olarak arkadaşlar hani ne sayabiliriz? Şu an Warrior kazanıyor. Warrior zaten arkadaşlar armor'ın klası yani. Druid'ler biraz kazanabiliyor. Mage'ler spesifik bir iki kartla kazanabiliyor. Onun dışında çok çok yok. Yine tabii dediğim gibi her klası şu an alma imkanı var. Ama arkadaşlar yani dolayısıyla şöyle bir şey. Rakibiniz belli bir kombinasyon üretmeye, komboyla sizi öldürmeye çalışıyorsa veya atıyorum destesinin
maksimum hasarı 45-50 çıkabiliyorsa ve siz 30 ambralı 30 yaşam 30 ambralı 60 olursanız adamın mesela işi bitiyor. Perişan oluyor. Böyle bir şey var. Hani Warrior arkadaşlar rakibin üretebildiği hasar potansiyelinin üstünde armor biriktirebiliyor. Böyle bir olay var. Arkadaşlar klaslara bir kısaca değineyim. Dediğim gibi çok devrik oluyor ama arkadaşlar Druid'de böyle esnek kağıtlar var. Choose one. Mesela kart size iki opsiyon sunuyor. Mesela ben bir tane açıvereyim şuradan. İlk bu olur. Rough açayım. Yine yaygın kağıtlardan arkadaşlar. Rough arkadaşlar diyor ki bir yaratığa 3 vur veya bir yaratığa bir vurup kart çek arkadaşlar. Yani bu ne işe yarıyor? Şimdi daha büyükçe bir yaratık varsa arkadaşlar öldürmek için 3 vuruyorsunuz. Veya arkadaşlar öldürmek için yaratık bir defansıysa bir vurup kart çekip kart üstünü yapıyorsunuz. Böyle bir şey. Druid'de böyle bol bol kart var. Choose One'da. Mesela burada Choose One'da bir diğer kağıt var. Bu Druid'de özgü bir mekanik arkadaşlar. Hunter'da arkadaşlar. Hunter agresif klas arkadaşlar. Kafaya kafaya gidiyor. Ve Hero Power'ı zaten rakibin kafasına 2 vurmak. Arkadaşlar genel olarak Beast'ler üzerine bir sinerjisi var. Druid'de de ufak bir sinerjisi var gerçi ama Beast'ler üzerine sinerjisi var. Ve arkadaşlar bol bol vuran kartları var. Masayı temizleme kartı pek fazla yok. Yani masada geriye düştüğü zaman geri dönüşü çok çok kolay olmuyor. Genel mantığı bu klasın arkadaşlar. Mage iyi büyülerin klası. Çok güzel bir sürü büyüsü var. Masayı çeşitli defalarca yöntem yani defalarca temizleyebiliyor. Masayı bütün yetenekler 4 vuruyor. Bütün yetenekler 2 vuruyor. Freeze ediyor. Freeze'in en çok olduğu klas Freeze burada var. Yani yaratıkları oynatmadan şey yapıyorsunuz. Nötral kartlar da var ama esas olarak Mage'in özelliği arkadaşlar. Paladin var arkadaşlar. Paladin yaratıklarınızı bufflama masa yarıklarla doldurmanın klası. Bu arada Mage'in arkadaşlar Hero Power'ı herhangi bir yere bir hasar vermek. Arena'da özellikle kuvvetli. Onu da geleceğiz. Arkadaşlar Paladin demin dediğim gibi masayı küçük küçük yaratıklarla doldurmak üzerine kurulu. Hero Power birebir koymak. İki mana bir tane birebir koyuyor arkadaşlar kağıt. Hero. Ve arkadaşlar yaratıklarınızı bufflayabiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar illa 2-2'li 3-3'lü yani normal herkes gibi 7 mana 7-7 falan inip vurabiliyorsunuz ama yani genel olarak masaya hakim olmak üzerine kurulu arkadaşlar. Priest arkadaşlar çoğu insanın en sinir olduğu klaslarından biri arkadaşlar. Rakibinizden kart çalıyorsunuz. Destesinden. Böyle bir mekaniği var. Büyük yaratıklar açıyorsunuz ve çok kuvvetli şeyler yapan bir sürü büyük spell'i var. Çok fazla masa temizleyen kartı var. Karşısında oynamak bazen insanı rahatsız edebiliyor. Sinir biraz. Rogue arkadaşlar hırsız. Tempo klası. Oyunun en başında en çok verim veren hero power var. Silah açabiliyor 2 mana. Pardon priest'in hero power'ını söyledim. Priest'in hero power arkadaşlar herhangi bir yere 2 heal'lıyor. Kendinizi veya yaratıklarınızı. Rogue'in hero power arkadaşlar 2 mana'ya 1'e 2 bir silah koymak. Bütün hero power'lar 2 mana. Silahlarla arkadaşlar karakterinizi yaratığa çeviriyorsunuz gibi diyeyim. Yani hani bilmeyen bir insan arkadaşlar. Şöyle oluyor. Mesela siz hemen şuradan bir silah bulalım. Bu iyi değil. Deminki yapın diye yaratalım ya. Daha böyle sade bir şey bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar en iyisi bu olur ha. Arkadaşlar 5 mana 5'e 2. Bu silah ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunu açıyorsunuz 5 mana arkadaşlar. Sizin hero'nuza 5 atak veriyor. Kendi turunuzda. Ve arkadaşlar herhangi bir yere saldırıp 5 vurabiliyorsunuz. İster rakip oyuncuya olsun, isterseniz rakip oyuncunun herhangi bir yaratığına olsun. Eğer rakip oyuncuya vursanız bir şey yok. 5 vurmuş oluyorsunuz. Eğer rakip oyuncunun bir yaratığına vurursanız arkadaşlar siz de artık bir yaratık gibi saldığınız için mesela arkadaşlar buna vurduğunuz zaman yaratık da size kendi atağına vuruyor. Mesela siz şöyle yaptınız arkadaşlar. Bunu indiniz buna vurdunuz. Bu eksi 2 kaldı ve öldü. Fakat o da size gitmeden 3 vurdu. Ve arkadaşlar şu da silahın durability'si, dayanıklılığı. Yani bu silahla kaç kere vurulduğu zaman kırılacak onu gösteriyor. Yani arkadaşlar ilk vurduğunuzda bu kart 5'e 1 kalıyor. İkinci vurduğunuzda 5'e 0 kalıyor ve kırılıyor. Silahlar bunlar arkadaşlar. Rogue'un da Hero Power'ı 2 mana'ya bir 1'e 2 silah koymak arkadaşlar. O silah şişirebiliyor falan. Rogue'un böyle özellikleri var. Rogue arkadaşlar combo olayından dolayı mana kâr ediyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Mesela demin manalara göre altın atak defanslardan bahsettik. Yani iyi olanlardan bakın. Şu kart eğer combo olursa arkadaşlar 1 mana'ya 2-3 geliyor. Ben size ne demiştim? 2-3 2 mana'nın altın şey. Yani arkadaşlar 2 manalı kartı 1 mana demiş gibi oluyorsunuz. Combo edebilirsiniz. Veya arkadaşlar başka kombolu kartlara bakalım. 2'ye 2 artı 2'ye 1 koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu işte
Anca 3 mana yapılır normalde. Yine 1 mana kar var burada. 4 damage arkadaşlar. 4 damage kafaya, 3 manaya zor vurursunuz. Burada kar var. Burada kar var. Yani burada bütün arkadaşlar kombolu kağıtlarda minimum 1 mana kar oluyor. Minimum. Kombosuna göre mesela arkadaşlar şu kağıtta 3 mana falan kar var mesela. Çünkü arkadaşlar normalde Destroy a Minion 5 manalık bir işlem. 5 manaya bu kart zaten 3'ü 4 yaratık almış olursunuz bedavaya. Bu çok çok iyi bir kağıt mesela arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şaman arkadaşlar. Şaman'da overload mekaniği var. Elementleri çağırıyor işte. Şimşektir. Efendim yerdir. Değil mi? Ateştir, mateştir. Onları kullanıyor. Masa temizleyen kartı var. Overload işte kendine özgü özel mekaniği var. Gelecek tur manalarınızı kapatan bir mekaniği var. Healing efektleri de var arkadaşlar. Her şeyden biraz var Şaman'da. Warlock arkadaşlar. Şaman'ın hero power'da arkadaşlar 2 manaya bir totem koymak masaya. Rastgele bir totem geliyor. 4 totem var. Bir tanesi tauntlu bir totem. Sizi savunuyor 0-2. Bir tanesi 0-2 healing totem. Her tur bütün yakınınızı bir heal'lıyor. Spell Wrath of Air. Önemli değil işte arkadaşlar. Spell damage veren bir tane totem var. Bir tane de birebir veriyor arkadaşlar. Bunlardan birisini rastgele veriyor. Fakat önünüzde herhangi birisi varsa diğer üçünden birini veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer totem sayınız çoksa önünüzde, basic totemleriniz çoksa arkadaşlar, hero power'ın ne geleceğini daha büyük olasılıkla öngörüyoruz. Mesela hiçbir şey yokken arkadaşlar 4'te 1 şansı var herhangi bir getirmek için. Fakat önünüzde taunt ve healing totem varsa ya spell damage ya birebir gelecek kesin. Böyle bir şey arkadaşlar. Warlock arkadaşlar kendi kendini vurma klası. Hero power'ınız arkadaşlar kendinize 2 vuruyorsunuz 2 manaya ve bir kart çekiyorsunuz. Çok güzel bir şey kart avantajı arkadaşlar. Fakat hem masaya etki etmiyorsunuz bu sırada hem de 2 damage yiyorsunuz. Dolayısıyla gerideyken çok iyi olmuyor. Ama arkadaşlar adamla başa baş gidip arada ekstra bir kart ekstra bir kart sıkıştırırsanız oyun ileride başlamasına siz 3 kart önde oluyorsunuz. Adam pili bitiyor, perişanlığı. Güzel yani arkadaşlar. Warlock'un özel arkadaşlar kendi kendine vurmak. Bir sürü kartı Warlock'un kendi kendine vurur. Dolayısıyla arkadaşlar yaşam kazandıran kartların en iyi olduğu bu klas. Çünkü arkadaşlar siz şimdi mesela atıyorum bir Paladin arkadaşlar oyunda iyi durumdasınız. Life'ınız 28, 6 life kazan diye bir kart geliyor. 2 life veriyor zaten size ve yani arkadaşlar o sırada 2 değil 20 life verse de bir işinize yaramayacak. Çünkü siz o sırada vurmaya çalışıyorsunuz. Oyun biraz daha zorsa belki kaybedeceksiniz. Ama arkadaşlar Warlock'ta her zaman heal eden bir kart işinize yarar. Niye? Çünkü healayıp ekstra kartlar çekebilirsiniz. Yani Warlock'ta arkadaşlar heal eden kartlar biraz daha kıymetli diğer klaslara göre ama çok da abartmamak lazım. Bakın mesela bakın arkadaşlar bu kart 3 vuruyor. Bu kart bize 2 vuruyor. Bu kart bize 2 vuruyor. Yani bu kart direkt bizim kafamıza 2 vurmuyor gerçi ama genel olarak arkadaşlar mesela demin gösterdiğim bir kart vardı. 4 manaya 5'e 6. Mesela bakın bize 5 vuruyor arkadaşlar. Warlock hep böyle kendi kendinize bol bol vuruyorsunuz. Ve arkadaşlar son klasımız Warrior. Warrior'da arkadaşlar armor alıyor Hero Power'da. Dolayısıyla bunu biriktirebiliyorsunuz mesela. Çok sayıda armor alabiliyorsunuz. Armor'la etkileşen kartları olan Druid'e sanıyorum yeni geldi ama normalde armor'la etkileşen kartı olan bir klas pek yok. Warrior'a hiç. Warrior'da mesela diyor ki armor'ın kadar bir yaratığa hasar vur. Veya armor'ını harca armor'ın kadar bütün masaya hasar ver. İşte armor'ın kadar manalık yaratık koy filan falan gibi böyle armor'la etkileşimleri var arkadaşlar. Çünkü Warrior gerçekten çok fazla armor kazanabiliyor. Yani hem hero power'la hem kartlarla kazanabiliyor. Kartların genel şeyi bu. Yani arkadaşlar Warrior'ın genel olarak mantığı rakibinizi durdurup tanklayıp tauntlarla durdurup sonra rakibin kafasına vurmak. Arkadaşlar bu klasların mantığı bu. Şimdi arkadaşlar oyunun bir ana menüsüne dönelim. Burada arkadaşlar play mode. Burada arkadaşlar şimdi oyunda iki çeşit format var arkadaşlar. Bir şu var. Görüyorsunuz sonsuz işareti. Bu wild demek arkadaşlar. Wild demek bütün koleksiyonunuzu kullanarak istediğiniz gibi deste yapıyoruz demek. Destelerde arkadaşlar koşulda daha önce size söylemiştim. 30 kart yapacaksınız. O klasa ait kartlardan ve nötral kartlardan yapacaksınız. Legendlerden bir tane koyma hakkınız var. Diğer bütün kartlardan ikişer tane koyma hakkınız var. 30 kartlık destenizi yapıp oynuyorsunuz. Bu. Bu ise arkadaşlar. Bu şu an burada görüyorsunuz bir kuzgun ikonu var arkadaşlar. Bu standard format demek. 2 yılda bir değişiyor arkadaşlar standard format. Standard format arkadaşlar sadece son 2 yılın kağıtlarını ve basic ve klasik kartlarını kullanabiliyorsunuz demek. Arkadaşlar basic zaten oyuna ilk geldiğinizde size ufak ufak verilen bedava kağıtlar.
Klasik arkadaşlar oyunun temel serisi. Esas kağıdına ait olduğu ortam. Ve arkadaşlar son 2 yılın kartları. Mesela şu an itibariyle Journey to Angoro, Knights of Frozen Throne, Kobolds and Catacombs ve The Witcherwood var arkadaşlar. Mesela 2 yıl sonra, şu an yeni rotasyon oldu arkadaşlar. Bir takım kağıtlar gitti. 2 yıl sonra arkadaşlar şey gidecek işte. Bu söylediğim seriler gidecek. Ve yeni seriler gelecek arkadaşlar. Tabi her 3 ayda bir yenisi çıkıyor. Yani bir anda damdazda kalmayacak arkadaşlar. Böyle. Zaten arkadaşlar koleksiyon tabında güzel bir şekilde filtre var. Mesela bakın. Bakın mesela burada şu an bana sadece standart kartları gösteriyor arkadaşlar. Mesela ben All Cards dediğim zaman bana Wild kartları da gösteriyor. Mesela bakın şu kart Wild. Standart filtresinde bunu göremeyeceğiz. Bakın yok. Burada. Living Roots yok. Zaten güzel güzel. Arkadaşlar buradan tek tek serileri de bakabiliyorsunuz. Mesela bakın şu an standart setleri söylediğim gibi Witchwood, Cobalt and Catacombs, Frozen Throne, Angoro, Classic ve Basic. Bunlar da arkadaşlar Wild'a gidenler. Bu seriler arkadaşlar uzun zamandır varlar. Ve rotasyonlar artık bunlar sadece Wild'da oynanabiliyor. Herhangi birisini oynamak arasında bir fark yok. Yani standart daha popüler ve daha çok insan oynuyor. Ama arkadaşlar ikisinde de alacağınız renkler işinize yarar. Sıralamayı söyleyeyim arkadaşlar. 25. seviyeye başlıyorsunuz. Her renkte 5 yıldız var. Her kazandığınız size 1 yıldız ekliyor. Şimdi renk aralıklarına göre değişimler var arkadaşlar. Renk 25 ile 21 arasında. Renk 25'ten 21'e kadar diyeyim daha doğrusu arkadaşlar. Her kazandığınız maç size 1 yıldız veriyor. Kaybettiğiniz bir şey götürmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilerliyorsunuz en de sonunda. Renk 20'ye geldiğiniz zaman arkadaşlar. Renk 20'den renk 6'ya kadar diyeyim arkadaşlar. Her kazandığınız maç 1 yıldız ekliyor. Her kaybettiğiniz maç 1 yıldız götürüyor. Ve arkadaşlar eğer arka arkaya 3 maç veya üzeri kazanırsanız 3. maçınızdan itibaren çift çift yıldız almaya başlıyorsunuz. Ve arkadaşlar 5'in katlarında olan renklerden aşağı inmek yok. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben rank 20'yim. Oyunda biraz kazandım. Rank 18'e çıktım. Sonra bir şanssızlık oldu. Kötü gelmeye başladı. Yenilmeye başladım. Arka 3-4 maç kaybettim. Ben o beni rank 19'a düşürür. 5-6 maç daha kaybettim. Rank 20'ye düşürür. Rank 20'de 0 yıldıza geldikten sonra arkadaşlar artık daha aşağı düşemem. Bu aynen rank 15, rank 10 ve rank 5 içinde var arkadaşlar. Yani rank 5'ten aşağı düşmek yok. Mesela ben şu an oynayıp arka arkaya 3 maç kaybetsem rank 5 0 yıldız olurum. 4. maçımı kaybedersem yine rank 5 0 yıldız olurum. Daha aşağı düşemiyorum arkadaşlar. Onlar checkpoint. Onları alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar rank 5 ve yukarısında şöyle bir şey var. Rank 5 ve yukarısında kazandığınız her maç için 1 yıldız alıyorsunuz. Kaybettiğiniz her maç için 1 yıldız kaybediyorsunuz. Ama 3 maç veya daha üzeri arka arkaya kazandığınız zaman gelen bonus yıldız artık yok arkadaşlar. Dolayısıyla rank 5'ten rank 0 veya oyun içindeki adıyla legend'a kadar arkadaşlar çıkmanız için kaybettiğinizden mesela rank 5 1 yıldızdan legend'a çıkmak için arkadaşlar 25 maç fazla kazanmanız lazım. Yani ister arkadaşlar 175 maç oynayıp 100 kazanıp 75 kaybedersiniz veya 25 maç oynayıp 25 maçın hepsini kazanırsınız. İkisi de legend'a çıkar. Ama arkadaşlar bir şekilde 25 fazla maç kazanmanız lazım. Rank 5 1 yıldızdan legend'a çıkmak için. Rank 5 0 yıldızdan legend'a çıkmak için 26 fazla kazanmanız lazım. Bir rating sistemi falan yok arkadaşlar. Her galibiyet her mağlubiyete denk. Örneğin oynuyorsunuz. Genellikle arkadaşlar size denk seviyede oyuncular verilir. Mesela size rank 5 iken rank 5 verilmeye çalışılıyor. Fakat arkadaşlar rank 4, rank 3 gelemez mi? Gelebilir. Gelebiliyor. Çok sık olmasa da gelebiliyor. Yani arkadaşlar siz geldiniz rank 3'ü yendiğiniz zaman 2 yıldız verecek de rank 7'yi yendiğiniz zaman 2 yıldız kaybedecek. Yok öyle bir şey. Her win ve loss birbirine eşit. Adam disconnect olsun. Adam konsid etsin. Siz süper oyuncularla hiçbir şey fark etmiyor. 1 yıldız arkadaşlar. Her galibiyet. Ve her mağlubiyette eksi 1 yıldız. Arkadaşlar Wild'da da ranking tamamıyla aynı. Hiçbir şey değişmiyor orada. Burada gördüğünüz win sayısı da şu işe yarıyor arkadaşlar. Herhangi bir hero'yu eğer 500 galibiyete getirirseniz arkadaşlar hero power'ınız altın animasyonlu oluyor arkadaşlar. Ya da altın animasyonu altın oluyor. Parlıyor. Hero'nuz da golden oluyor. Avatar'ınız da golden oluyor. Güzel gözüküyor. Bu mesela niye gözükmüyor? Bakın. Şamanımla Priest'im benim sadece golden değil şu an. Bakın. İşte Druid'imiz 500. Rogue'umuz 500. Paladin'imiz 500. Niye bu kadar ucucu dersin arkadaşlar? Çünkü tam 500 yapıp bırakıyorum. Çünkü hala golden olmayan klaslarım var. Rogue'umuz var 500. Yani
Böyle arkadaşlar formatlar. Gelin şey dikkat devam edelim arkadaşlar. Play mod böyle arkadaşlar. Yani play mod da siz hazır bir desteyle insanlara karşı oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir de burada söylemeyi unuttuğum casual mod var arkadaşlar. Casual mod adı üzerinde duymuşsunuzdur diğer oyunlarda gibi. Zevkine. Yani giriyorsunuz buraya. Sıralamasız bir maç yapıyorsunuz insanlarla. Buradaki arkadaşlar Gold'a sonra geleyim mi? Sonra geleyim. Solo Adventures arkadaşlar. Solo Adventures arkadaşlar isterseniz bilgisayara karşı oynayabiliyorsunuz. Veya isterseniz oyuna eklenmiş single player içerik var biraz. Onları yapıyoruz. Eski Adventure'lar var arkadaşlar. Bunlar Naxxramas, Black Rock Mountain ve League of Explorers ve Karazhan Adventure'lar bunlar. Artık gelmiyor uzun süre Adventure diye bir şey. Bunlar arkadaşlar bilgisayara karşı yapılan çeşitli kanatları olan şeyler. Bir saniye bir göstereyim. Mesela görüyorsunuz böyle kanat kanat var bunlar. Bunların hepsini dövüyorsunuz. Size karşında kartlar veriyor. Gold'la açılıyor bunlar. Ve arkadaşlar bunların bir de heroic versiyonu var. Heroic versiyonu son derece zor ve hileli. Çünkü Hearthstone'un yapay zekası çok kuvvetli değil. Pek iyi oynamıyor arkadaşlar. Heroic'de arkadaşlar bilgisayar deli gibi hile yapıyor. Onun için zor. Yani bazılarını bayağı spesifik deste yapmanız lazım. Yoksa yenemiyorsunuz. Mesela ne diyeyim arkadaşlar. Bir tanesi var. Her tur hit pointini fullüyor. Her tur. Yani her tur adam 30 mu 40 mı neyse artık ona geri dönüyor. Dolayısıyla artık onu işte biriktirip tek seferde vurmanız lazım. Filan falan. Bunlar arkadaşlar adventure'lar. Bunların hepsi işte wild'a düştü artık. Uzun süre gelmiyor. Arkadaşlar son 3 seride de arkadaşlar adamlar adventure'larla expansion'ları bir yere gelmiş arkadaşlar. Expansion arkadaşlar genişleyen paket demek. Adventure'da biliyorsunuz macera demek. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. Şu Naxxramas, şu Black Rock Mountain, şu League of Explorers ve şu Karazhan bunlar adventure. Bu diğerleri de arkadaşlar Goblins vs. Gnomes, Grand Tournament, All Gods ve Gadget Zen'de arkadaşlar bunlar genişleyen paketleri. Genişleyen paketlerinde arkadaşlar 130-140 adet kağıt oluyor. Ve öylece piyasaya sürülüyorlar. Normalde bir bunlarda single player, tek kişilik içerik yok. Şimdi arkadaşlar adamlar adventure'ları kaldırdıklarından beri tabii insanlar biraz single player içerik istiyor insanlar, oyuncular. Dolayısıyla arkadaşlar son 3 seride şöyle bir şey yaptılar. Ufak bir single player içerik geliyor arkadaşlar. Mesela Frozen Throne'da Arthas'ı dövüyorsunuz. Birkaç paket veriyor. Bütün hero'larınızı eğer Arthas'ı döverseniz de size bir Paladin Hero'su veriyor. Normalde Paladin Hero'su Ultra'dır arkadaşlar. Hearthstone'da. Eğer 9 hero'nızı birden Arthas'ı döverseniz size şey veriyor. Dediğim gibi. Arthas Hero'su veriyor Paladin. Lich King olmadan önce. Kobolds'dan katakombs'a arkadaşlar Dungeon Run diye bir şey getirdiler. Eğer takip ediyorsunuz oyunu bayağı duymuşsunuz. 30 bin dolar vereceğiz falan dediler. Böyle İşte giriyorsunuz bilgisayara karşı bir run yapıyorsunuz. Destinizi kendiniz oluşturuyorsunuz filan falan. Witchwood biliyorsunuz daha yeni çıktı arkadaşlar. Witch Hunt diye bir şey gelecek. Treasure Hunt mı? Öyle bir şey gelecek arkadaşlar. 2 haftaya açılacak bu. Daha açılmadı. Yani Witchwood çıktı birkaç gün önce. Fakat 2 hafta sonra açıyorlar arkadaşlar. Giriyorsunuz işte. Yani gittikçe zorlaşan dövüşler filan falan oluyor. Sonuçta arkadaşlar biraz vakit geçirttiriyor insana. Eğlenceli bir şey. Burada veya arkadaşlar isterseniz bilgisayara karşı oynayabiliyorsunuz. Ama çok kullanılan bir özellik değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok kötü oynuyor ve desteleri falan da çok kötü oluyor. Yani ne bileyim 199 falan galibiyet oranıyla oynayabilirsiniz. Normal expert pek bir şey değişmiyor. İyi oynamıyor yani bilgisayar. Yani destenizi test etmek bile olmaz. Yani arkadaşlar eğer bir destenizi test etmek istiyorsanız ve sıralamanızı riske atmak istemiyorsunuz. Benim tavsiyem buraya play moda girip casual oynamanız. En azından gerçek bir insan gelir ve düzgün bir desteyle oynar karşınızda. Arkadaşlar arena var. Arena arkadaşlar sınırlı kaynaklarla dövüştüğünüz bir ortam arkadaşlar. Arena'ya ya para gerekiyor ya gold. Gold'a daha girmedim ama işte arena'da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Size 9 klas var ya oyunda. 3'ünü gösteriyor rastgele olarak. Siz birisini seçiyorsunuz istediğinizi. Sonra arkadaşlar size 30 kere 3 tane rastgele kart gösteriyor arkadaşlar. Ve siz o 3 karttan istediğinizi seçerek 30 kartlık bir deste oluşturuyorsunuz ve öyle giriyorsunuz. Yani arkadaşlar sınırlı kaynaklarla nasıl verim alabildiğinizi, ne kadar iyi kullanabildiğinizi test eden bir ortam. Ve arkadaşlar play modda biliyorsunuz play mod bedava. Kafanıza göre girebiliyorsunuz. Arena bedava değil. Arena 150 gold. Gold da geleceğim arkadaşlar. Şurada aşağıda görüyorsunuz işte benim 41 bin. Veya gold'u şimdi açıklayayım arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Her gün arkadaşlar size
bir görev geliyor arkadaşlar. Ve görevler diyor ki işte Mage ile bir maç kazan. 50 gold veririm diyor. Veya diyor ki Mage ile 3 maç kazan. 60 gold veririm. Veya diyor ki atağı pardon işte manası 8 veya daha üstü olan 6 kart oyna şu kadar gold veririm filan falan arkadaşlar. Her gün böyle bir minimum 50 gold veren, maksimum 100 gold veren questler geliyor rastgele. Ve her gün arkadaşlar bir kere bende şu an yok. Gerçi ben yapmışım arkadaşlar. Şurada bir recycle oku çıkıyor. O arkadaşlar istediğin o görevi at yerine başka bir görev getir demek arkadaşlar. Dolayısıyla minimum görev 50 gold ve maksimum görev 100 gold verdiği için minimum gold veren 50 100 verdiği için 50 gold'luk görev gelirse bunu yapın. Size gold kar ettirir. Gold arkadaşlar ne işe yarıyor? Gold arkadaşlar içinden kağıt çıkan paketler alabiliyorsunuz. Shop'tan göstereceğim. Veya arkadaşlar arenaya girebiliyorsunuz. Arenadan da arkadaşlar ödülleri söyleyeyim. Arena şöyle çalışıyor arkadaşlar. Maksimum 12 galibiyet veya 3 mağlubiyet hakkınız var. Yani şöyle olur arkadaşlar. 12 galibiyet veya 3 mağlubiyetten hangisi önce olursa sizin skorunuz o oluyor. Mesela gidiniz arkadaşlar. 4 kişiyi yendiniz. Sonra sizi bir kişi yendi. Sonra siz bir galibiyet daha aldınız. Sonra arka arka 2 maç kaybettiniz. Skorunuz 5-3 oluyor arkadaşlar. Ve galibiyet sayınıza göre ödül alıyorsunuz. Yani arkadaşlar ödüller biraz değişiklik gösteriyor. Ama her zaman bir paket geliyor. En son seriden. Yani arkadaşlar mesela şu an Witchwood var. Her zaman bir Witchwood paketi kesinlikle geliyor. Gelen gold ve diğer ekstra kağıtlar sizin skorunuza ve biraz da şansınıza bağlı. Çünkü arkadaşlar mesela 10 galibiyetle atıyorum 400 altın alınabiliyor da 12 galibiyetle 250 altın olup oturan oluyor. Biraz rastgele. Şimdi arkadaşlar eğer yeni başlamayı düşünüyorsanız size söyleyeyim bir kere 12 çok uzun bir zaman hiç olmayacak. Yani hani bunu moral bozmak, hayal kırıklığına uğratmak için söylemiyorum ama arkadaşlar şöyle düşünün. Gerçek insanlara karşı oynuyorsunuz. Ve arkadaşlar 3 mağlubiyet almadan 12 galibiyet almaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir şey düşünün. Yani %50 galibiyet alsanız arkadaşlar 3-3 olur yani. Hani onun için arkadaşlar 5-6 galibiyet falan aslında bunlar fena skorlar değil arkadaşlar. 7 galibiyet yaptığınız zaman arkadaşlar arenaya giriş 150 gold ya arkadaşlar. 7 galibiyet yaptığınız zaman oyun size 150 goldunuzu direkt geri veriyor. Yani minimum 150 gold geliyor. Pakette bedava getirmiş olursunuz arkadaşlar. İşte buna sonsuz arena yapmak deniyor. Yani eğer 7 civarında bir ortalamanız varsa yani atıyorum bir giriniz 8 yaptınız. Bir giriniz 6 yaptınız. Bir giriniz 5 yaptınız. Bir giriniz 11 yaptınız. Bir giriniz 3, bir giriniz 7 yaptınız. Tamam atıyorum böyle bir şey. Yani 7 civarı arkadaşlar böyle bir şey yaptığınız zaman ortalama goldunuz bir de görevlerden de gelen ufak tefek oluyor arkadaşlar. Yerinizde sayıyor veya ufak ufak ilerliyor veya ufak ufak geriliyor ama arkadaşlar goldunuz bitmiyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Play modda aldığınız her 3 galibiyet 10 gold getiriyor size. Günde 100 gold limiti var arkadaşlar. Yani bütün gün deli gibi oynayıp ne bileyim işte 100 maç kazanıp işte 300 gold alamıyorsunuz. Kabaca. 100 gold'la sınırlı o. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Günde 30 galibiyet size 100 gold getiriyor. Daha fazla olmuyor. Ertesi gün yapmanız lazım. Bunun resetlenme saati arkadaşlar 1. Yani mesela şöyle oldu. Akşam 12 oldu saat. Siz 30 galibiyet yaptınız. 100 gold'unuz oldu. Daha fazla oynamanıza gerek yok arkadaşlar. 1'e kadar bekleyin. 1'de o sayar sıfırlanacak. Tekrar devam edebilirsiniz. Ama zaten arkadaşlar bir günde 30 galibiyet yani benim şurada açacağım şimdi galibiyetleri, mağlubiyetleri falan. Yani binlerce saat oynamaya ben hayatımda 3 gün falan yapmışımdır. Yani şöyle bir şey. Yapılamaz değil ama arkadaşlar. O kadar çok oynamıyorsun yani. Çünkü bayağı vakit oluyor 30 galibiyet arkadaşlar. Yani kaybettiğinizin 2 katı kadar kazandığınızı hayal edin. Ki kolay bir şey değil. Kaybettiğiniz 2 katı kadar kazanmak. 45 maç ister arkadaşlar. 15 mağlubiyet, 30 galibiyet. 45. 45 maç az değil ki arkadaşlar. Çünkü şimdi bazı maçlar çok uzayabiliyor. Sizin desteğinize bakıyor. Ve rakibiniz desteğine bakıyor ama biraz sizin desteğiniz ağırsa 15-20 dakika süren maç olabilir arkadaşlar. Yani ortalamasını 10 dakika deseniz 45 maç 450 dakika yapar arkadaşlar. O da 7,5 saat yapıyor. Yani 7,5 saat harcısı oynamak bir günde çok kolay bir şey değil. Her zaman yapamazsınız bunu. Ben bu arada arkadaşlar galibiyetim, mağlubiyetimi açayım. Mağlubiyetim yok gerçi ama yani yok derken göstermiyor. Rank play modda arkadaşlar 5500 galibiyet almışım toplam hayatım boyunca. Arena'da 9000 galibiyet almışım. Bu da oyuna ne kadar vakit yatırdım arkadaşlar. 9000, 5500 daha 14500. Bir de yarısı kadar mağlubiyet koyun üzerine kabaca. 20.000 maçtan fazla yapar arkadaşlar. 20.000 maça 10 dakika deseniz, gerçi 10 dakika ortalaması yoktu bence ama 200.000 dakika yapar arkadaşlar.
200 bin dakikayı da saate çevirirseniz arkadaşlar 200 bin 3000 saatten fazla yapar arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben hayatımın 6 ayını Hearthstone oynayarak geçirmişim. Bu arada 6 ay dediğim yani uyku, yemek, içmek yok. Normal tam 6 ay. Fazladır bu arada. Çünkü burada Solo Adventure'da geçirilen vakit var. O var, bu var. Bir sürü şey var yani. Hani bayağı vakit harcıyorum arkadaşlar. Arena'ya ilk başladığınız zaman arkadaşlar bir tane de bizim Arena rehber videomuz var kanalımızda. Fakat ben onu da güncelleyeceğim. Çünkü arkadaşlar onda da biraz güncel olmayan şeyler var arkadaşlar. Burada değinmediğim son şey arkadaşlar Brawl. Brawl arkadaşlar çarşamba günleri geliyor. Pazar günlerine kadar kalıyor. Tuhaf bir şey yapmışlar. Yani hala şu an çok verimli bir şekilde kullanılmıyor arkadaşlar. Her hafta size başka bir tema işletiyor. Bazen kendi desteğinizi yapıyorsunuz. Bazen kendi desteğinizi yapmıyorsunuz. Blizzard size hazır bir deste veriyor rastgele. Ve arkadaşlar bir win aldığınız zaman size bir adet klasik paketi veriyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Daha fazla win alırsanız normal ranked moddaki arkadaşlar her 3 kaybı başına 10 gold veriyor. Bir özelliği yok. Yani çoğu insan, ben dahil, hafta giriyorum, bir tane galibiyetimi alıyorum ve gidiyorum. Bir paket. Paket pakette diyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakayım. Dikkat edeyim. Burada resolution falan ayarlanıyor. Yok. Burada önemli bir şey yok. Burada arkadaşlar işte görevinizi görebilirsiniz. 3'ten fazla görev birikmiyor. Yani arkadaşlar mesela 3 göreviniz varsa ve o gün bir daha girmezseniz 4. gün gelecek görev yanıyor. Haberiniz olsun. Yani eğer gold sorunuz varsa görevinizi bitirmeye çalışın. Bu benim gold miktarım arkadaşlar. Size şey yapmasın, yanılmasın. Bu ekstrem bir gold miktarı. Yani böyle gold normal insanlarda olmuyor. Yani arenaya girecek 150 gold'u denkleştirirken problem çeken insanlar var. Veya hiç arena oynamayıp ona paket alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Shop var arkadaşlar orada. Şimdi arkadaşlar shop'ta 100 gold karşılığı bir paket alabiliyorsunuz. Ben mesela şu an gidip istersem 414 paket alabilirim istersem. Veya arkadaşlar bunu parayla da alabiliyorsunuz. İşte 2 paket 3 euro, 15 paket 20 euro, 40 paket 50 euro, 60 paket 70 euro. Bunu Amazon Coin'le falan veya sağdan soldan internet sitelerden daha ucuz alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar sponsorumuz Durma Play bunu son derece uygun fiyattan satıyor. Eğer hani gold'unuz yetmiyorsa. Arkadaşlar böyle hero'lar yapıyorlar. Bu hero'lar arkadaşlar tamamıyla görsel, hiçbir avantajları yok. Mesela Hunter için Aliyah'ı kullanabiliyorsunuz. İşte Mage yerine Medivh kullanabiliyorsunuz. İşte Jaina yerine. Çeşitli karakterler var böyle. Bunların bir dediğim gibi bunlar kozmetik arkadaşlar. League of Legends'daki hero skinleri falan gibi. Sadece daha değişik gözüküyor. Hiçbir avantajları yok. Ekstra. Kendi emote'ları falan var arkadaşlar. Burada bütün paketler arkadaşlar tanesi 100 gold'dan alınabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlar standarttaki seriler arkadaşlar. Tanesi 100 gold'da veya işte dediğim gibi hani parayla alabiliyorsunuz böyle 60 paketi 70 euro. Böyle. Her seri arkadaşlar gelmeden önce mesela Witchwood yeni çıkan arkadaşlar. Witchwood çıkmadan önce arkadaşlar Blizzard ekstra bir kampanya yapıyor. Diyor ki mesela bu sefer şöyleydi. 50 euroya 70 paket veriyorum diyor. Ve arkadaşlar üzerine bir de diyor ki size özel bir ön sipariş kart arkalığı veriyorum diyor. Bunu her seride yapıyorlar arkadaşlar. Bunu bunda da yaptılar. Kobolzen Katakuzu'da yaptılar. Knights of Frozen'da yaptılar. Fakat onlar da 50 paketti. Bu sefer bonusu arttırdılar. 70 paket yaptılar. Ben maddi durumunuz el veriyorsa bunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten ucuz. Yani arkadaşlar 50 euroya 40 paket almak nere? 50 euroya 70 paket artı kart arkalığı almak nere? Çünkü kart arkalığı da geçici arkadaşlar. Mesela şu an yani şu an artık o kart arkalığı alınabilir değil insanlar tarafından. Çünkü artık seri çıktı. Ön sipariş edemiyorsunuz. Güzel bir şey arkadaşlar. Bu da store'umuz. Arkadaşlar koleksiyonumuzda eğer elimizde birden fazla mesela bakın. Favorite Hunter'ım benim Aleria. Normal Hunter'ım Rexar. Bu normal oyunun size verdiği default hero. Bunu arkadaşlar mesela make favorite yaparsam artık bakın Hunter destelerim ve arenada Rexar'ı kullanacağım arkadaşlar. Bakın altın olmuş. 500 galibiyetim olduğu için. Bunu deniyorum. Mesela arkadaşlar yeni gelen Druid hero'su var. Bunu zaten göreceksiniz. Şu an Year of the Raven'dayız arkadaşlar. Standart modda 10 galibiyet aldığınızdan bu yeni Druid hero'su gelecek. İşte bende olmayan tek bir hero olması lazım bildiğim kadarıyla. Mage hero'lar arkadaşlar 3 tane var. Khadgar bu geçici bir promosyonlaydı. Hatta yapıvereyim. Mesela Medivh şu an hala satılıkta. Khadgar bir ara geçici promosyona geldi. Arkadaşlar alan aldı, alamayan kaynadı.
Benzer şekilde Tiran'da da öyleydi arkadaşlar. Tiran'da geçici promosyondu. Artık alınamıyor bunlar. Liadrin World of Warcraft'ta level 20 olarak alınıyor sanıyorum. Hala olması lazım. Arthas işte dediğim gibi Lich King'i bütün hero'larla yendiğiniz zaman alınıyor. Uther ve Anduin zaten default hero'lar. Oyunda başlamıştı. Valyra yine öyle. Maiev arkadaşlar geçen bu Kuzgun yılından önce Mamut'un yılı vardı şeyde standartta. Mamut'un yılında 10 galibiyete kalınıyordu. Artık bu da alınamıyor. Geçti bunlar. Bunlar defaultlar. Bu da arkadaşlar yanlış söylemesem oyuna insan davet ediyorsunuz. İşte yani sıfırdan insan başlatıyorsunuz. O insanlar başlangıç tutorial'larına geçtiği zaman size bunu veriyor. 4 kişiye ya da 5 kişi yapmak lazım. Yanlış söylemesem atmayayım. Bu da arkadaşlar benim almadığım tek şey. Bunu Fireside Gathering'de yapmak lazım. Fireside Gathering'de arkadaşlar insanların düzenlediği turnuva filan eğlenceli oyunlar gibi şeyler. Bir yere gidiyorsunuz. Orada oynadığınız zaman bu geliyor. Ben denk gelmedi. Alamamıştım. Bir tek onu alamadım. Ben hepsini almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arkadaşlar başka tanıtılacak bir şey. Ha, koleksiyonlar arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Kart arkalıklarımızı seçebiliyoruz arkadaşlar. Oyunda böyle görüyorsunuz. Kamyonda kart arkalığı var. Bunlar da bende eksik olan şeyler. İşte arkadaşlar hangisini seçerseniz onu kullanıyorsunuz. Çeşitli çeşitli şeyler var. Mesela arkadaşlar bu Blizzard'ın Ağustos'ta çıkaracağı 7. Mart 8. mi kaçıncı World of Warcraft expansion'ı ise onun Collector's Edition'ı alarak geliyor. Düşünelim. Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. expansion o zaman. World of Warcraft 7. expansion'ı. Mesela arkadaşlar aynısı şeyde de var. Bende o var mıydı acaba? Mesela bakın ben Journey to Angoro'yu pre-purchase etmemişim. Journey to Angoro'nun pre-purchase edilmesinden geliyormuş bu. Mesela arkadaşlar bu da Black Rock Mountain'ı pre-purchase etmekten. Onu da almadım ben. Bu da Karazhan'ı pre-purchase etmekten. Ya Blizzard imanlar. Bunlar zaten olmuyor işte arkadaşlar. Blizzard bunlardan da yok. Evet. Bu Overwatch'un Collector's Edition'ı almaktan arkadaşlar. Böyle bir zekilik yapıyorlar. Yani mesela diyor ki işte bilmem neyin Collector's Edition'ı alsan ekstra bir kart arkalıyor. Bu da mesela arkadaşlar StarCraft'ın ikinci expansion'ının Collector's Edition'ı alınca geliyor. Böyle böyle şeyler var işte. Bunlar e-sports eventleri falan. Bunlar zaten sanıyorum sonradan geçiyorlar. Bunlar daha gelmedi. Evet. Eylül 2018. Evet. Şimdi arkadaşlar oyundaki kart tiplerine bir de geleyim. Şimdi arkadaşlar oyunda bir minionlar var gördünüz. Açalım arkadaşlar hepsini sırasıyla. Şimdi arkadaşlar bunlar minion. Böyle eğer sol altında atak, sağ altında defans varsa bunlar yaratık arkadaşlar. Bunlar minionlar. Arkadaşlar yoksa ve arkadaşlar bir mana kostunun karşısında bir şeyler yapıyorsa eğer burada böyle bir şey yazıyorsa bunlar spell oluyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar hemen şurada göstereyim. Bir de arkadaşlar weapon var. Weapon'da da arkadaşlar işte görüyorsunuz. Yine sonrasında bedel var ama burada atağı var arkadaşlar. Burada da durability yani dayanıklılığı var. Bunlar da silah oluyor arkadaşlar. Normalde bu 3 kart tipiyle oyun biterdi. Yani başka kart tipi yoktu oyunda. Hearthstone'da arkadaşlar. Knights of the Frozen'da Death Knight kartları tabir edilen aslında oyundaki adları hero kartları olan kartlar geldi arkadaşlar. Açayım. Hop. Arkadaşlar hero kartları hero'nuzun yerine geçiyor. Bunun gibi arkadaşlar tipleri oluyor. Sağ altlarında armor'lar oluyor. Şu anki hepsi 5. Hepsi 5 armor veriyor. Ve arkadaşlar sizi değiştiriyor. Mesela bakın Frostlit Jane oynadığınız zaman arkadaşlar hero power'ınız buna dönüşüyor. Tipiniz de değişiyor. Emote'larınız da değişiyor arkadaşlar. Ve bir şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela bakın bu ne diyor? 3'e 6 Vault Elemental çıkartırsın diyor. Vault Elemental arkadaşlar şurada. Hop. Ha, crafting mode olduğu için gözükmüyor. Bu arkadaşlar vurduğu karakteri freeze ediyor. Bundan çıkartıyor. Tekrar Jane'e dönelim.
Ve arkadaşlar bütün elementlarınızın lifesteal var bu oyun boyunca arkadaşlar. Bu gibi efektler arkadaşlar oyunda az. This game. Bunlar lifesteal. Bu lifesteal arkadaşlar silence'la falan gitmiyor. Çünkü arkadaşlar bu sürekli o yaratılara bunu veren bir özellik. Yani oyun boyunca arkadaşlar aktif bir şey düşünün. Bunlara lifesteal veriyorum. Bunlara lifesteal veriyorum. Bunlara sürekli veriyor lifesteal. Yani dolayısıyla silence onu bir anlık sildiği için hemen bu tekrar veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu silence edip şimdi water element mesela freeze etme ability'sini götürebilirsiniz bu varken silence ederek. Fakat lifesteal'ını götüremezsiniz. Elementlerin hepsine lifesteal veriyor arkadaşlar. Ve bakın şöyle bir hero power'ınız oluyor. Bir vuruyor arkadaşlar normal mage hero power'ı. Fakat bununla yaratık öldürürseniz diyor bir water element daha çıkartıyor arkadaşlar. Ve water element ile lifesteal ya. Mesela bakın bu çok korkmuş yani. Bu rankta arkadaşlar terör estiriyor. Mesela arkadaşlar arenada bu hero kartların hepsi yasaklı. Yeni gelen bir tane var. Bir tek o yasaklı değil. Mesela arkadaşlar paladin ikine bakalım. Böyle geçmesem iyi olacak ama tembellik yapmasam. Mesela arkadaşlar bu da paladin iki arkadaşlar. 9 manaya arkadaşlar açılıyor. 5 armor veriyor. Ve önümüze 5'e 3 lifesteal'lı bir silah koyuyor arkadaşlar. Bu mesela mahvediyor. Yani geliyor 5 ar veriyor. 5'e 5 yaratığınızı öldürüyorsunuz. Rakibinizin 5 life alıyorsunuz filan falan. Bayağı şey arkadaşlar. Çok değişik bunun bir turda öldürme destesi var arkadaşlar. Pek iyi olması da eğlencelik. 2 mana 2-2 çıkartıyor arkadaşlar size. 2 mana 2-2 güçlü biraz hero power için. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Mahşerin 4 atlısı gibi bir karakterler vardı World of Warcraft'ta. Onları çıkartıyor. Ve arkadaşlar eğer 4'ünü bir yere getirseniz rakibi öldürüyor. Anında. Yani life mafi hiçbir şey önemli değil. Tabi arkadaşlar rakipler armut toplamadığı için 2'ye 2'leri gördüler mi öldürüyorlar. Ama bunun bir turda bunu yapmaya çalışan bir destesi var. Ciddi bir deste değil ama eğlencelik olarak iyi. İşte arkadaşlar bunun priest versiyonu var. Priest versiyonu meşhur. En iyilerinden biri arkadaşlar. 8 mana arkadaşlar açıyorsunuz. Masadaki 5 veya daha fazla olan bütün yaratıkları öldürüyor. Sizinkiler dahil. Ama bakın bu kötü bir efekt değil. İnsanlar bunu karıştırıyor. Yani arkadaşlar siz destenize mesela 5 ataklı çok yaratık koymuyorsunuz. Veya sizin masada 5 ataklı yaratığınız olmadığı zaman bunu alıyorsunuz. Hero power'ı çok güçlü arkadaşlar. 2 mana 2 vuruyor. Fakat herhangi bir kart oyununuzda tekrar kullanabiliyorsunuz bunu. Yani mesela şöyle arkadaşlar. 2 manaya bunu attınız 2 vurdunuz bir yaratığa. Sonra bir 4-4 oynadınız 4 manaya. 2 mana 2 daha vurdunuz adamın 4-4'ünde öldü. Değil mi? Toplam kaç mana harcadınız? 8. Sonra 0 manaya bir şey attınız. Bu hero power tekrar açıldı. 2 daha vurabiliyorsunuz. Yani böyle böyle çok vurabiliyor. İşte bunlar da arkadaşlar hero kartları. Dolayısıyla arkadaşlar oyunda minionlar var. Bu. Spell'ler var. Bu. Weapon'lar var. Hop. Weapon'lar var. Şu. Ve arkadaşlar en sonunda hero kartları var. O da bu. 4 tip kağıt var oyunda. Zaten spesifik olarak bunlara bir şey yapan bir kağıt yok arkadaşlar. Yani minion kartlarına bir şey yapan kağıtlar var. Öldürenler mi öldürenler var. Veya ne bileyim minionlu kartlarını pahalılandıran kağıtlar var. Silahları kıran kağıtlar var. Ne bileyim spell'i counterlayan kağıtlar. Spell'i pahalılandıran, spell'i ucuz atan kağıtlar var. Ama işte hero kartları etkileşen bir kağıt yok henüz. Yani mesela hero kartını bu yapar. Rakibin hero kartlarını oynayamaz. Filan falan cinsi bir kağıt. Henüz yok arkadaşlar. Başka değinilebilecek bir şey var mı? Başka değinilebilecek bir şey var mı? Düşünüyorum ama arkadaşlar. Arenada da arkadaşlar onu değineyim aslında. Arenada şimdi kart seçimi zor bir şey arkadaşlar. Hangi kartı alayım, ne yapayım, ne yapmayayım. Arkadaşlar bunun için çok çeşitli uygulamalar var. Zaten Google'larsanız görürsünüz ama Overwolf diye bir program var. Overwolf'un Hard Arena Companion diye bir uygulaması var arkadaşlar. Arena'da kartları seçerken bunu al bunu al diye size yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar ustalaştığınız zaman onu her zaman dinlememiz gerektiğini anlayabiliyorsunuz. Ama yeni başlıyorsanız kim kimden iyi, hangi kartı almak lazım, hangi kartı almamak lazım, ne zaman kullanmak lazım bunları yani ne zaman neyi almak lazım o konuda size yardımcı oluyor. Bir fikir vermesi açısından iyi. Bu işte arkadaşlar şu an böylece bence hani başlangıç yeni başlayacak insanlar için bir güncelleme yapmış olduk rehberimize arkadaşlar. Sonra bir tane de arena rehberimiz vardı eski. Onu da güncelleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar arenada da bir sürü değişiklik oldu. Hani dikkate alınması gereken. Bekleyin bizden. Görüşmek üzere.